İki çocuk annesi Zeynep Söğüt, 2013'te birlikte yaşadığı taksici Savaş'ın evinden bir anda kayıplara karıştı. 5 yıllık bir kayıp ve 22 yaşındayken kayboldu. İki çocuğunu arkasında bıraktı. Ailesi programımıza katıldı. Kızım neredeysen gel, bir telefon aç. Biz seni bekliyoruz yavrum. 5 yıldır seni bekliyoruz kuzum. Şüpheler bir kişi üzerinde yoğunlaştı. Ev ayrı, para veren yok, pul veren yok. Halası diyor ki biz parayı evi tuttuk. Hepsi yalan, hepsi yalan. Eşyalar biz aldık, hepsi yalan. Aynı evde kalıyorlar Savaş'la, kayıpken. Ya Savaş bırakmaz onu ya. Kesinlikle bırakmaz. Ablam kayıp. Dosya cinayet masasına geçti. Aile mutlu sona mı ulaşacak kızlarını bulup, yoksa cinayet büroda başka bir yere mi evrilecek hikaye ve altından başka bir şey mi çıkacak? Gerçeğin peşinde çemberi daralttı. Evet, kayıp Zeynep gerçekten de bizim en önemli dosyalarımızdan bir tanesi. Sevgili seyirciler, Zeynep dosyasıyla ilgili çember daralıyor. Polis son noktayı koydu. Yayınlarımızın ardından cinayet çözüldü, 3 kişi tutuklandı. Zeynep Söğüt'ü kim, neden öldürdü? Sevgili seyirciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum Star ekranlarından. Güzel bir gün dilemek istiyorum size. Çünkü bugün haberlerim hiç güzel değil maalesef. Bugün kayıpken, 5 yıllık kayıpken bize gelen bir aile vardı, kızları Zeynep'i arayan. Maalesef Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı. Ve bugün aslında Türkiye'de bence bir kadın cinayeti daha eklendi kadın cinayetlerine ve bu cenaze hepimizin evinden çıktı. Evet, bugün cenazemiz var efendim. Hem de 22 yaşındayken, hem de hamileyken, geride iki çocuğu varken, birlikte yaşadığı adama güvenmişken, onun da karıştığı 3 kişi şu anda katil zanlısı olarak tutuklandılar ve maalesef Zeynep'in cansız bedeni, 22 yıllık hayatı sadece bir valize sığdırıldı ve ıssız bir yere bırakıldı. Aile bize gelip programda Zeynep'i ararken, Zeynep meğerse 5 yıldır o valizin içinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde karnında bebeğiyle yatarmış. Anası hala gelip kapıyı çalacak diye bir gün bekliyorum. Kızım hayattaysan bana bir ses ver diye halası, kardeşi, babası burada çığlık çığlığa konuşurken meğerse 22 yaşındaki Zeynep karnında 3 aylık bebeğiyle bir valizin içine sığdırılmış, caniler tarafından, vahşi insanlar tarafından bir yere, ıssız bir yere atılmış meğerse. Böyle mi karşılaşacaktık Arzu? Ha? Evet Serap Hanım. Böyle mi karşılaşacaktık Kübra? Keşke böyle olmasaydı. Keşke böyle olmasaydı. Böyle mi karşılaşacaktık 1,5 sene sonra? Çok acı. Hani belki biz baştan beri hep tahmin ediyorduk ama hani ben normalde hep mantığımı kullanan bir insanımdır. Hani insan canı olduğu zaman mantığını hiç kullanamıyor. Hani içim hep dedi, aslında aklım dedi ki ölü. Çünkü ben burada bir söz kullanmıştım o bahsettiğiniz yıllarda. Dedim ki benim yeğenim yaşıyor olsaydı onu zincire vursalar, dişleriyle kemirir, o zinciri koparır bir şekilde bize ve çocuklarına ulaşır demiştim. Ama tabii gönül onu istemediği için biz böyle olduk. Ama biz günlerce, aylarca, yıllarca Savaş öldürdü dedik. Dedik öldürdüğü belliydi zaten. Savaş bir dönem beraber yaşadığı kişi. Evet. Onun bebeğini taşıyordu. 3 katil zanlısı tutuklandı. Birisi cinayetten, diğeri 2 kişi ki bir tanesi kadın. Cinayete iştirakten 3 kişi şu anda tutuklanmış durumda. Evet, şüpheler hep aynı kişi üzerinde yoğunlaşmıştı. Bildiği varsayılan, onun yanından kaybolduğu varsayılan. Dendi ki bu Savaş, bize ihbarlar geldi. Bu Savaş Zeynep'i başka erkeklerle
para karşılığı birlikte olmaya zorluyor. Bu savaşın da bir şey var. Savaş da savaş. Savaş bize röportaj verdi. Savaş muhabirimizin gözüne baka baka yalan söyledi. Nazlı denen kadın, ki gerçekten kadın demeye artık yayınımıza bağlanıp beraber çalışıyorduk. Hayat kadınıyım, o da hayat kadınıydı. Elazığ'da ama telefonlar kapatıldığı için ne yazık ki Nazlı'ya ulaşılamıyor diyerek yalan söyleyip hedef saptırmaya çalışan, gerçekten kadın demeye utandığım, hem cinsim demeye utandığım kadın cinayetine karışmış bir kadından bahsediyorum. Ersin Y. cinayeti bizzat işlediği gerekçesiyle katil zanlısı olarak tutuklandı. Beraber bir hayat yaşadığı, karnında çocuğunu taşıdığı, Savaş S. ise yine yardım etmek suçlamasıyla tutuklandılar. Adalet yerini bulacak ama 22 yaşındaki Zeynep'in ne yazık ki cansız bedeni 7 yıl boyunca bir valizin içindeydi. Bırakın artık yakamızı, bırakın, bırakın. Artık bu kadınlardan elinizi çekin, çekin. Usandık, bıktık sizden. Yeter. Siz bir de adam gibi dolaştınız. 7 yıl yediniz, içtiniz, nefes aldınız. Gezdiniz, güldünüz. Yeter, çekin ellerinizi üzerimizden artık. Yeter. Gerçekten yeter ya. Nedir bu sizden çektiğiniz bizim ya? Bir de adam gibi etrafta dolandınız. Adam müsveddeleri sizi. 22 yaşındaki bir kadını boğmak ne kadar kolay değil mi? Ersin, ne kadar kolay değil mi? Ama çıkamadın polisin karşısına. Çıkamadın savcının karşısına. Evet, çektin ya. Korkak gibi gezdin. Korkak gibi yer değiştirdin o Nazlı denen kadınla. Oradan oraya, oradan oraya. Nazlı'ya dedin ki arayın. Sen ara, hayat kadını oldu Elazığ'da de. Sen ara, çocuğunu aldırdı de. Sen ara, hepsini organize ettiniz. Allah cezanızı versin. Ama ne oldu, polisten kaçamadınız. Hiçbir katil de kaçamayacak. Yeter, çekin ellerinizi üzerimizden. Çekin. Çekin. Yazık, günah değil mi? O iki tane çocuk annesiz kaldı ya. Sizin yüzünüzden. Allah cezanı versin senin ya. En ağır cezayı alacaksınız eminim. İnşallah. Arzu, sen pavyon pavyon gezdin o yeğenini bulmak için. Gerçekten gezdim Serap Hanım. Allah razı olsun. Yani birkaç arkadaşım da bana çok yardım etti. Hani ben kadın başıma da gittim. Bir de ben alkol falan kullanan, sigara bile kullanmayan bir kadınım. Hani gidiyorum, masa yapıyorlar. Ne olduğunu da bilmiyorum aslında oraların. Böyle çok bakınca dikkatlerini çekiyordu. İşte diyorlar ki masaya alkol alıyorsun, neden içmiyorsun? Diyordum ben işte hani bir şeylerle hani geçirmeye çalışıyorum. Hani belki görebilir miyim diye. İşte hani Ankara'da ne kadar pavyon varsa yemin ediyorum hepsini gezdim. Dediler hepsini ki gezdim. İzmir'de baba, evet. İzmir'e gitti. Evet. Malatya'da dediler, Malatya'ya gittim. Hepsi oyunmuş. Yani bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir kalektersizlik? Ben özellikle buradan annesi olan şahsa, ismi neydi o kadının? Bizi kapıdan kovdu biliyorsun. Evet, Müzeyyen. Olay çıkardılar. Mahallelerimizi dövmeye kalktılar. Komşularına da, muhtemelen komşuları falan onun ne olduğunu zaten biliyorlardır. Yani hani nasıl bir kalektere sahip olduklarını. Kapıda benim yeğenim için çok kötü şeyler söylemiş. Buradan söylüyorum. Bir insan bir şeylerden utanmak için şerefe sahip olmalı, onura sahip olmalı, gurura sahip olmalı, Allah korkusuna sahip olmalı. Hani bunlar da olmazsa olmaz gereken bir insanda ama sizde hiçbirisi yok. Sen, biz öldü, evet tamam, o şimdi cennette kurban olduğum Allah meleklerin arasında. Ama senin, neyse şimdi rütükten dolayı ölmesin, can veremesin. O belki bir kere de can verdi. Sen de sürün böyle iki bacağın üzerinde. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Ve benim yeğenimin kötü yolda olduğunu söylediler. Benim yeğenim için kötü söylediler. Ya bu kadar bir vicdansızlık olamaz. Hani ben zaten sizlerden vicdan beklemiyorum. Merhamet beklemiyorum zaten. Ama hani bu kadar da kalleş olmak zorunda değilsiniz. Senin kapına geldiği zaman hani yayından insanlar, sen o kadar hakaret etmeyebilirdin. En azından haberim yok, ayrılmışlar, kaybolmuşlar diyebilirdin. Ben senin o konuştuğunu gördüğüm gün
Dedim ki benim yeğenimi ya sağlam bir yere sattılar, ya sağlam bir yere öldürüp gömdüler. Hepsi bu. Allah'tan korkmaz, kalep dersizler. Günlerdir ben o dağlarda geziyorum, biliyor musun Serap Hanım? Evet var, fotoğraflarım var. Dedim ki nasıl çıktınız, nasıl attınız buradan aşağıya? Yemin ediyorum, çektim, her yerde çektim. O dağların tepesine çıktım ya. Böyle kuşlara kuşlara baktım ya. Bir eti vardır o kuşların boğazında benim yeğenimin ya. Ya bu hiçbir vahşete sığmaz. Gömün bari ya. Düşünsene yani bunu bile istiyoruz ya. Gömeydin işteyiz Allah'ın cezası. Bulaydık biz onu. Bir kemiğini bulaydık. Öyle bir dünya yok. Ceset yok. Suç yok. Öyle bir dünya yok. Valiz çıktı. Kimse size zorla valiz var dedirtmedi. Artı valizin yeri defalarca, 4-5 defa yer tespitine gidildiğinde Serap Hanım ayrı ayrı yerler, bölgeleri gösteriyor. En son doğru yer gösteriliyor. Onlar hani şey, avukatları falan öyle bir hale geldiler ki mahvoldular valiz çıktığında. Çünkü onlar dedi ki öyle bir yer ki orası Serap Hanım. Yani yer, rakamı çok yüksek hani yerden. Onların hepsini göstereceğiz. Hepsini evet, göstereceğiz. Hani ben hep gittim oralara. Arzu biraz sakinleş yavrum. Sakinleş Kübra, ediyorum. Kübra çok uzun zaman ablasının ileride katil zanlısı olarak tutuklanacak olan kişiyle çok zaman geçirdi. Bu Savaş S denen kişiyle. Bu Nazlı T bir kadın olarak bir kadın cinayetine ortak oldu. O cesedin atılmasına yardımcı oldu. Ersin Y bu cinayeti işlediğini itiraf etti. Şu an katil zanlısı olarak tutuklandı. İlk günden itibaren aile bize ne zaman geldi? Biz bu olayı işlerken kayıp dosyasını nasıl bu tanıkları programa katarak aslında emniyetin bu olayı kayıp dosyasından çıkarıp cinayete geçirmesinin, cinayet büroya geçirmesinin evet, hikayesini tek tek ekrana getireceğiz. Bu cinayet nasıl işlendi? O valiz nasıl atıldı? Hangi güzergahtan gidildi? Ve Zeynep'in cansız bedenine nasıl ulaşıldı? Yeter, ellerinizi çekin üzerimizden. Sevgili seyirciler, bu cenaze, Zeynep Söğüt'ün cenazesi hepimizin evinden çıktı. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden tüm kadınların cenazeleri hepimizin evinden çıkıyor. Artık buna yasalar, bizler, sivil toplum kuruluşları hayır dedik bugüne kadar ama sesimizi daha yüksek çıkarmak zorundayız. Bu canilerden artık kurtulmak zorundayız. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmak zorunda. Hepimizin cenazesi var. Zeynep Söğüt'ün adım adım cinayete giden hayat öyküsünü birazdan ekranlara getireceğim. Bir güzel haberle devam edeyim. Hiç değilse diyorum. Yayınımıza katılmıştı. Annesi kızını arıyordu. Kızının hayatından endişe duyuyordu. Dün yayındaydı. Bir sürü bağlantılar oldu. Bazı iddialar oldu. Arkadaşlarının çevresi o mu bu mu derken Çisil bulundu efendim. Çisil Kırıkkale'de bulundu. Ne alakaysa İzmir'den Kırıkkale'ye giden bir otobüse bilet almış. Şimdi Kırıkkale'ye bağlanıyoruz. Bütün gelişmeleri muhabirimiz Eren bize aktaracak. Yanında anne Neşe Hanım var. Şu an itibariyle yani bulunduğu andan itibaren bir süre sosyal hizmetlerde ama bunun sebeplerini her şeyi Eren bize açıklayacak. Hiç değilse bir güzel haber alalım. Erenciğim, dünden bu yana yaşanan tüm gelişmeleri lütfen bizimle paylaş. Serap Hanım iyi yayınlar. Biz de Kırıkkale'de çalışmalarımıza dün geceden beri devam etmekteyiz. Ve sabah saatlerinde bir bilgiye ulaştık biz de. Aslında maskemiz var şu anda. Maskemizden dolayı görünmüyor ama Neşe Hanım'ın şu anda çok yoğun şekilde güldüğünü görebiliriz biz de. Neşe Hanım öncelikle size soralım. Nasıldı? Çisil'i gördüm. Çisil gayet çok iyi, sağ olun. Kelimesini çıkardı. Ama yanlışı var. Neredeydi? Kimlerin yanındaydı? Hiçbir bilgim yok. Yani onları benimle paylaşmalar. Ama Allah'a çok şükürler olsun. Çocuğumun sağlık durumu çok iyi. Herkese siz ekip olarak Serap Hanım'a, polis ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah herkese evladına kavuştursun inşallah. Amin. Bu mutluluğu bana tattırdı. Allah herkese tattırsın. Yani şu anda yanımda değil, evrakları hazırlanıyor. Bugün Allah izin verirse
evladımı sağ salim teslim alıp evime götüreceğim. Ben bu mutluluğu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Allah herkese yaşatsın bu mutluluğu. Çitil neler söyledi peki size ilk olarak? Çitil beni görünce sadece boynuma sarılıp anne ben iyiyim. Hani bir şey yok. Sadece bir korku var Çitil'in üzerinde. Onu da daha benimle paylaşmadı. Hani nedir ne değildir bu konu hakkında bir bilgim yok daha. Sadece bana dedi beni evime götür. Bu kelimeyi söyledi. Dedim annem ben götüreceğim seni. Allah izin verirse her ne olursa olsun çocuğum sağ ya. Allah'tan başka hiçbir şey istemiyor. Yani çok mutluyum. Hepinize çok çok böyle teşekkür ediyorum. Hepinize Allah bin kere razı olsun. Allah bin kere. Serap Hanım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Polis arkadaşlarıma, yayın ekibinize, ilginizden, alakanızdan dolayı Allah hepinizden razı olsun. Çok özür dilerim. Ben bir şey soracağım ama Murat Bey, sizi arkadaşlarım sizin birkaç dakikalığına stüdyo dışına almak istiyorlar. Sanıyorum bir şey var onunla ilgili efendim. Şimdi peki Çisil'in korkuları var dediniz. Bu Kırıkkale olayı nereden geldi? Yani şu an Serap Hanım bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Yani hiçbir şey daha paylaşmadılar benimle. Yani bu konu hakkında daha hiçbir şey diyemiyorum size. Yani bu konu hakkında bilmiyorum ya. Sadece Çisil'e sarıldığımda hani Çisil'in titrediğini, yani bütün vücudunuz titrediğini hissetti. Yani bu şekilde Serap Hanım. Şimdi bana elime bu Eda diye bir arkadaşı vardı biliyorsunuz. Dün bağlandı. Arkadaş demeyeyim artık, yaşça çok büyük birisiydi tabii. Biz de bayağı sorgulamıştık. Benim orada en çok dikkatimi çeken şey Eda'nın benim bir sürü arkadaşım pisi pisine öldü cümlesi hala gece boyunca da kulağımda çınladı. Ne demek istedi bu kız diye. Bir de yazışmalarını istemiştim ben onlardan. Çisil'le olan yazışmalarını. Şimdi Çisil diyor ki abla sana söz veriyorum başıma bir şey getirmeyeceğim. Ben senin kardeşinim korkma diyor. Yani Eda'nın söylediği kadar çok uzak bir ilişkileri yok benim bu ifadeden anladığım kadarıyla. Yemin ediyorum bir şey getirmeyeceğim başıma demiş. O da olmaz. Hayat kötü diyor. Çisil devam ediyor. Sadece anneme diyeceğim ki Eda ablayla buluşacağız. En kötü derim Eda abla geldi, işe çağırdılar gitti diye. Abla ben kendimi korurum. Kendimi de biliyorum. Korkma başıma bir iş gelmez. Ben hiç kendimi bozmadım. Bozmam da. Sen neredesin diye soruyor Eda. Sen niye Edalara diye çıkıyorsun? Ben sana demedim mi? Alma izin. Çalışıyorum ben. Devam ediyorlar. Abla gelemesen bile anneme geleceğim abla beraber gideceğiz der misin? Çünkü iyi değilim. Biraz dolaşmak, kafa dağıtmak istiyorum. Annem aradığında da derim ki Alsancak'ta buluşacağız. Eda ablayı bekliyorum derim. Olur mu? Eda cevap veriyor. Biliyorum bir tanem ama senin başına bir şey gelirse ben ne cevap veririm annene? Benimleyken sıkıntı hiçbir şekilde olmaz. Ama ben yokum. O şeyi üstüme alamam. Yavrum kusura bakma. Seni anlıyorum. Söz izinli olduğum gün seni götüreyim. Kafanı dağıttırayım. Söz bak. Para da olacak diyor. Abla sana söz veriyorum. Başıma bir şey getirmeyeceğim. Ben senin kardeşinim diyor. Şimdi Eda telefonda. Bunu 2 Eylül'de yapıyorlar. Zaten 3 Eylül'de kaybolmuştu. Bir gün önce yapıyorlar. Doğru mu Neşe Hanım? Evet. Merhaba. Eda telefonda. Eda merhaba. Alo merhaba. Yazışmalarını olduğu gibi okudum. Hiç ne ekleme evet, ne çıkarma. Evet, kardeşimin bulmasına çok sevindim. Biz de çok sevindik. Eda sana... Gerçekten çok psikolojimiz yani bozuldu. Sürekli herkes üstümüze gelmesi. Bir yandan kardeşimin yani o kardeşim gibi sonuç olarak benim. Onun gitmesini, kaybolmasını üzülmem. Diğer yandan ailesinin baskıları gerçekten yani üzerimize gelen tamam annesi sonuç olarak bir şey demiyorum ama tehditler, küfürler, hakaretler gerçekten hepsi çok psikolojimizi bozdu. Ama önemli olan kişinin bulunmasıydı. Gerçekten bulunmasına çok sevindim. Hiçbir inşallah hani kadınımızın, kızlarımızın hiçbir şekilde asla böyle bir şey inşallah başlarına gelmez. Çünkü gerçekten yani çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama gerçekten annesine karşı çok dargınım. Çünkü bize çok kötü hakaretler etti. Hani haklıyken bize haksız duruma koydu sürekli. Ben yani annesinin mümkünse yani tamam şu an için değil ama daha sonra bizden özür dilemesini istiyorum. Çünkü ben gerçekten psikolojim çok bozuldu bir haftadır.
hak veriyorum yani kız çocuğu tabii ki de. Hani şimdi daha teminen duyduk mesela, başları sağ olsun bir kadınımız ölmüş. Yani nasıl diyeyim yani, gerçekten artık bu cinayetler olsun, kaybolmalar olsun, hepsi bitsin artık ya, gerçekten bitsin. Eda, tabii ki senin bir bağlantın var demiyoruz. Ben yazışmaları gördüm, okudum. Sadece şunu soracağım. Neden Kırıkkale'ye gidiyor? İzmir'den çıkan bir kız neden Kırıkkale'ye gider? Senin sosyal medya... Şunu söyleyeceğim. Senin sosyal medya hesabından görüştüğün, evet, takipleştiğin kişiler arasında Kırıkkale'de yaşayan birisi var mı? Bu çocuk... Yok, gerçekten benim Kırıkkale'den tanıdığım kız olsun, erkek olsun bir arkadaş yok. Yani bu konuyla hiçbir alakan yok senin. Yok, gerçekten olsa gerçekten kesinlikle anlatırdım ama Kırıkkale'den kimseyi tanımıyorum. Neşe Hanım, siz şu anda söylediklerini duyabildiniz galiba Eda Hanım. Evet, evet, evet. Siz hala bir şüphe duyuyor musunuz Eda'nınla ilgili, Eda ile ilgili? Valla şu an dedim ya Serap Hanım, bana hiçbir konu hakkında şu anda bilgi verilmedi. Yani ben bunları görüştükten sonra zaten gereken neyse, her kim varsa yanında veya kimin parmağı varsa, ben bu kişilerden zaten şikayetçi olacağım. Yani şu an Eda var, o var, bu var diyemiyorum. Ben şu an, çünkü benimle hiçbir konu hakkında paylaşım yapılmadı. Yani bu konu hakkında da hiçbir şey diyemiyorum Serap Hanım. Serap Hanım, ama bizim alnımız aç. Ben kendimden şüphe duymuyorum. İstediği gibi, istediği yani kim parmağı varsa tabii ki de şikayetçi olsun. Çünkü bir haftadır gerçekten herkes çok perişan oldu. Annesi de aynı şekilde. Ama benim aslında anlamak olduğu için, ben rahat olduğum için şikayetçi falan da olabilir yani. Yani ben veya o bu demiyorum. Ben genel olarak söylüyorum, yanında kim varsa. Bak yine söylüyorum. Kimin parmağı varsa, ben bu konu hakkında zaten gereken neyse yapacağım. Tabii ki de. Yani kimsenin yanına bırakmayacağım. Ben bir haftadır resmen gezen bir ölü gibiydim. Ama Allah'ıma çok şükür, Allah'ım benim sesimi duydu, evladıma kavuşturdu. Sağlığı yerinde. Ben Allah'tan başka bir şey istemiyorum. Gerekeni zaten kanunumuz yapacak. Yani ben de. Gereken her şey yapılır. Hak yerini bulacak. Ben buna inanıyorum. Ben de şunu söylemek istiyorum. Polisine küfür diyecek ya, mesela benim yanımda Eda yoktu ki zaten benim onunla alakam yok. O anı dediğinde annesinin bizden özür dilemesini istiyorum. Çünkü bize hakaretler, küfürler, suçlamalar, psikolojimizin bozulması. Ben sana hiçbir şekilde hakaret etmedim. Senin annenin sizin evinize polis ekipleri geldiğinde senin annen bana açıp sen kimsin? Benim evime polis ekibi yığıyorsun diye senin annen bağırdı. Annemin de bizim gibi de evlatları var. Yani niye haberi olsa veya bir şey olsa şey yapmayalım ki, söylemeyelim ki. Tamam, ya da Kırıkkale'den bizim tanıdığımız bile yok. Neden Kırıkkale'de kimse tanıdığıyla şok olduk. Neden Buse'den gelmedi, ailesinden gelmedi? Senin annem bana açıp telefonu, sen kimsin, ben polis ekiplerini benim kapıma yolluyorsun yani diye neden darbar bağırdı? Değil polisler. Sen polise dedi annem, ben ne dedim, git Cumhurbaşkanlığına et dedim. Çünkü vallahi benim çocuğum kayıptı. Olayın benimle alakasının olmadığını sen de öğreneceksin. Zaten sen kendinden gelip özür dileyeceksin. Ben kimseden özür dilemem. Benim ciğerim yanarken ben gereken neyse, kiminle konuşması araştır kesin. Araştır abla, ben araştır. Tek ben bildiririm. Polis ekiplerimize gerekeni yapar. Aynen öyle ablacığım, doğru söylüyorsun. Sen çıkar. Hala değil. Aynen. Araştır. Bu senin zaten en doğal hakkı. Ben iddiada da bulunmuyorum. Eda veya Melek. Ya tabii ki de. Biz size veriyoruz. Siz ailenin tahmin üzerine. Ben bu kişilerle konuşuldu diyerekten. Yok biz zaten veriyoruz abla. İşte hayır. Biz zaten senin demenle özür dileyecek. Ben kimseden özür dilemem. Kimseden özür dilemem. Neden? Çünkü ama ben gerekeni yaptım, tercihim sinirli. İddiada bulunmadım yani. Şimdi biz tabii ki şu anda henüz Çisil'in polise, emniyete verdiği ifadenin ne olduğunu bilmiyoruz. Evet.
Çünkü evet. Belli ki bu bir haftalık kayıpta neden Kırıkkale, ne oldu da Kırıkkale'ye gitti İzmir'den aynen, çıkıp bunu bilmiyoruz. İlk başta evet. aileme gitmek istemiyorum dedi, sonra sosyal hizmetlere gitti, sonra siz konuşmuşsunuz, evet. Ikna etmişsiniz, tekrar evime götür evet. beni dedi. Evde evet. evden ne gibi bir çekincesi var, neden ilk başta evine gitmek istemedi? Bu ifade evet. çok önemli. Kırıkkale'ye götürüldü mü? Orada ne yaşatıldı, ne yaşadı? Bütün bunlar onun ifadesi sonucu ortaya çıkacak. Bu ifade, aynen, evet. evet sizinle de sonra konuşacaktır eminim. Bu ifade evet. ortaya çıktıktan sonra buna dahli olan 15 yaşındaki kızı her ne şekilde olursa olsun Kırıkkale'ye çağıran, götüren, onun oraya gelmesine sebep olan, o bir hafta boyunca ona ne yaşattığı belli olan kişiler... Bu konuda tabii ki de suç duyurusunda bulunacaksınız, evet. şikayetinizi evet. yapacaksınız evet. ve biz de buradan duyuracağız bunu. Çisil'in nasıl ortadan kayboldu, ne oldu? Bütün bunlar gün yüzüne çıkacak. O zaman Eda'ya diyeceğiz ki, Eda evet seninle hiçbir alakası yokmuş. Şu anda bunu hiçbirimiz evet, evet. söyleyemiyoruz Eda. Direkt bir ilişkin olmayabilir. En direkt evet. olarak seni takip eden birileri, onun takip ettiği birisi, seni de tanıdığı için güven duyduğu birisi olabilir. O çevreden işte hani benim de pisi pisine arkadaşlarım ölüyordu dediğin, ben o cümleyi hiçbir zaman unutmayacağım, tırnak içinde söylüyorum. Biz onu yalnız ben onu sosyal medyada gördüğüm için söyledim yani. Benim arkadaşlarım ya da çevremden ölen bir insanları kastetmek istemedim. Tamam. Bütün bunlar ortaya çıktığında eğer senin gerçekten hiçbir dahlin yoksa o da zaten burada gündeme gelecek. Meğerse Eda doğruları söylüyormuş diyeceğiz. Anne ben özür diler dilemez onu bilemem. Ama ben bunu söyleyeceğim. Eda'nın hiçbir alakası yokmuş diyeceğim. Evet, baba evet. Sebahattin Bey telefonda. Sebahattin Bey gözünüz aydın. Teşekkür ederim Serap Hanım. Sebahattin Bey Kırıkkale ile bir bağlantınız var mı? Hayır hiçbir şekilde. Oraya gitmesini nasıl karşıladınız? Şaşırmadınız mı? Ben normal İzmir dışına çıkmasına zaten şaşırdım yani. Çünkü benim çocuğum İzmir'e tek başına gitmiş insan değil ki. Yani şehirler arası nasıl bir yolculuk yapacak veya nasıl gidecek? Birileri tarafından kandırılıp mı götürüldüğünü düşünüyorsunuz? Bence öyle. Peki eve, aynen, ben ilk başta emniyette eve gitmek istemiyorum demiş. Emniyet mensupları da eşinizi aramış, söylemişler ama sonra anne konuşunca ikna olmuş. Evde ne var da gelmek istemiyor Cisil? Şimdi bu dışarıya gittiğinden dolayı yaklaşık bir haftadan beri tabii kayıp. Yani buraya geldiğinde benim belki de ona farklı tepki verebileceğimi düşünüp onun için o korkuyla söylemiş olabilir. Yani şiddet uygulamanızdan mı korktu? Şiddet bu zamana kadar ben çocuğuma hiç uygulamadım da. Ondan çekinmiştir laf söyleyeceğimden. Yani kaçması üzerine şiddet uygulama ihtimaline binaen belki de korkmuş ama insan babasını tanır. Ben ne yaparsam yapayım bana şiddet uygulamaz der. Şimdi Sefahattin Bey yani 15-17 yaş arası evden kaçan kızlarla ilgili yapılan çalışmalarda %60'ın üstünde fiziksel şiddet uygulandığı evin görülüyor. Yani yarıdan fazlası fiziksel şiddetten de kaçıyor. Yani evinde fiziksel şiddet görmeyenlerden kaçan çok az. Hani tabii ki siz öyle diyeceksiniz. Ben elimi bile kaldırmadım, fiske bile vurmadım. Çünkü fiske bile vursanız bu da suçtur. Fiziksel çocuk istismarı suçudur. Şiddet uygulayamazsınız hiçbir şekilde çocuğunuza. Hani biz bundan sonra da uygulamayacağınıza inanıyoruz ama daha önce görmüş olma olasılığı çok yüksek. Araştırmalara göre, bilimsel araştırmalara göre. Ve bugüne kadar şiddet uygulayıp da ben evet şiddet uyguladım diyene de pek rastlamadık. Doğru mu? Onu söylüyorum. Kimse söylemiyor. Herkes fiske vurmuyor. Bu kadar şiddet nasıl uygulanıyor bu kadar şiddet? Benim kızımın şöyle bir şey diyeyim. Şimdi yaşı 17. Yaşı 17, benim yaşım 43. 17 yaşında ben daha bu zamana kadar ona ya bir kere tokat atmışımdır. Hah işte. Ya da bir atlamışımdır çıktı, yani. Sonra yavaş yavaş yükselecek. Yani böyle demeyin Sefahattin Bey. Şiddet yanlıştır deyin. Ben yaptım bakın cezasını da çekiyorum. Siz yapmayın derseniz en azından bir faydanız dokunur insanlara. Yok yok şiddet tabii ki yanlış. Tabii ki yanlış ama şöyle bir şey diyeyim. Ben bu zamana kadar çocuğumla her zaman için
%80'leri arkadaş gibi geçinmişsiniz. Çoğu şeyini paylaşmışsınız. Arkadaş olmayacaksınız. Baba olacaksınız Sefahattin Bey. Onun arkadaşı ya çok zaten. Arkadaşım... Babaya ihtiyacı var. Hem ama tokat atarak, şiddet uygulayarak olunmaz baba. Her derdinde, her sorununda arkasında olduğunu hissettirerek olunur. Yani evet, bilecek bir çocuk daraldığında, sıkıldığında, bir problemi olduğunda dağ gibi babam var, ben ona sığınırım. Bu duyguyu verebilmektir baba olmak. Zaten ben her zaman için arka durmuşumdur yani. Yaptığı ne olursa olsun. Şu değil yani, ben bir şey yaptım, tokat yedim. Onu yaptım, tokat yedim. Kim bilir kaçtığım için ne yapacak babam bana duygusunu yaşatmamanız gerekir. Çocuğunuzu seviyorsanız ve onu korumak istiyorsanız. Ama burada Serap Hanım, çocuğun bakın annesine sarılıp titremesi, bir korku, korkması var. Ve beni evime götür anne demesi sanki ailesinden değil de bulunduğu ortamdan çok korkup bir şekilde çekindiği anlamına da geliyor. Dolayısıyla bence pedagogların ifade alırken çok dikkat etmesi gerekir. Zira ifadesiyle alakalı olarak yönlendirildi ve hatta bir şeyleri gizlemek zorunda korkusundan yani dolayı. Yani bu bir haftada ne yaşadı? Tabii bu çok önemli. O önemli. Çok önemli. Kırık ne yaşatıldı? Gençlerin hani tercih edeceği böyle çok eğlenceli bir gençler açısından bir şehir değil. Hani İzmir, Ankara, İstanbul gibi bir şehir değil. Muhakkak ki birisine gitti oraya. Serap Hanım, biz bu yaşımızda misafirliğimize bir akrabamızın evine bile gitsek bu akşam orada çok da rahat uyuyamayız. Yani huzursuz oluruz. Yatağı beğenmeyiz, başka bir şey olur. Şimdi 15 yaşındaki bir çocuk, siz az önce çok da güzel bir noktaya değindiniz. Nihayetinde burada hem anne hem babaya sesleniyoruz. 5 günlük bir bilinmezlik var. Bu 5 günü mutlak suretle, hocamın dediği gibi de mutlaka bir uzmanlarla irdelememiz lazım. Bu 5 gün içerisinde... Tam bir hafta. Bir hafta. Bir hafta boyunca neredeydi? İşte bu neredeydi sorusunun karşılığında ondan gelecek olan cevaplar noktasında mutlak surette anne ve babanın neyine ihtiyacı var? Desteğine ihtiyacı var, hocamızın dediği gibi. Ne yaşadığını bilmiyoruz. İnşallah kötü bir şey yaşamamıştır. Şimdi Neşe Hanım, tabii ki Sefahattin Bey, size de önce göz aydını diliyorum. Çok şükür sağ salim bulundu. Bu çok önemli. Önce sağlığı önemli. Çünkü biraz önce izlediğinizse, birazdan da konuya gireceğiz. 5 yıllık kaybı ararken sonunda maalesef bir cinayete kurban gittiğini öğrendiğimiz Zeynep Söğüt vakası var. Bütün çocuklara, genç kızlara, onların hepsine örnek olsun bu vakalar. Bu sosyal medyadan tanıştığınız kişiler, sokakta, kafede, orada burada tanıştığınız kişiler ve 15 yaşındaki çocukları hala sanki reşitmiş gibi alıp götüren, kaçıran, bir yerlerde saklayan, bir şeyler yaptırmak isteyenlere sesleniyorum. Çekin ellerinizi kızlarımızın üzerinden, çekin ellerinizi kadınlarımızın üzerinden. Allah cezanızı versin sizin. 15 yaşındaki kızlara mı kaldınız? 13 yaşındaki kızlara mı kaldınız? Sefil yaratıklar. Bırakın artık peşinizi. Bırakın, bırakın. Cinayet işliyorsunuz. Bir de adam müsveddesi gibi ortalıkta dolaşıyorsunuz. O cinayeti işledinse o zaman git teslim ol. Git de ki savcıya, ben böyle bir şey yaptım, cezamı çekmeye hazırım de de. Ben senin o zaman cesaretini, ben senin o zaman anlayayım. Ya bu adam ceza, şey işledi ama girecek, cezasını da çekecek diyeyim. Sen köstebek gibi saklandın yıllarca. Ersin, Savaş, Nazlı ve bu 15, 13, 14 yaşındaki kızlarda medet arayanlar, medet umanlar, çekin artık ellerinizi, çekin. Onların hiçbiri sahipsiz değil. Gördünüz, bir haftalık kaybı bir günde bulduk. Cinayet geç de olsa çözüldü. Hepinizin peşindeyiz. Emniyet hepinizin peşinde. Devlet hepinizin peşinde. Birazdan Cisili annesine teslim edecekler. Çıktığında konuşmak isterse tekrar bağlanacağız. Seçil'in bu kayıp olan, karanlık olan bir haftasını anlamaya çalışacağız. Kimler bu çocuğa bu hatayı yaptırdı? Eren, sana ve Neşe Hanım'a teşekkür ediyorum. Tekrar bağlanırız. Şimdi Emine Hanım dün programın sonlarına doğru koştura koştura geldi. O hayırsız oğlundan şikayetçi. Bir de oğlunun o dönem evli olan, sonra boşanan ama onun çocuğunu dünyaya getiren bir kadın var. O da ortalıkta yok. Kadıncağız torunuyla kalmış. Oğlan zaten deseniz cezaevinden çıktığı yok. Bir giriyor, bir çıkıyor. Hayırsız.
Yani Emine Hanım'ın da hani evime gelse almam artık diyeceği, evlat olsa sevilmez dedikleri bu herhalde. Aynen, aynen doğrudur. Bir evladı var ve elinde bir torunla kadıncağız kala kalmış. Evet. İstiyor ki o çocuk için hiç değilse bir şey yapabileyim. Aynen. Anne birkaç isim kullanıyor. Evet. Ne iş yaptığı belli değil. Yani belli de az çok. Hani biz buradan söyleyemiyoruz artık. Onu bulmaya çalışıyoruz. Emine Hanım'ın konusuna bir kısaca değineceğim. Bugün çok fazla konumuz var. Çok fazla işleyeceğimiz olay var. Bir kere Zeynep Söğüt'ün cinayete kadar uzanan, hayatını kaybettiği güne kadar uzanan bir hayat hikayesi var. 22 yıl kısacık da olsa bir hayat hikayesi var. Torununu tek başına büyüten Emine Bozkurt'un tek bir isteği var. Kimliği bile olmayan çocuğu nüfusuna yazdırmak. Çok yerlere kapıya gittim, şey yaptım, bir çare bulamadım. Eşimi de baba olarak biliyor. Biz bunun sadece kimliğin bizim adımız almasını istiyoruz. Babası cezaevinde, annesi ortalarda yok. Benim oğlum oldu bitti cezaevinde. Niye? Yok, gezdiği ortam değil, arkadaş kurbanı, işte bazı şeyler yaşadı, madde bağımlısı. Çocuk kaç yaşında oldu? Çocuğumuz 6 yaşında, yeni girdi 6 yaşında. 6 senedir kadın yok mu? Yok, yok. O zaman ilk adımımız bu kadını bulmak olacak. Kesinlikle. Tam 6 yıldır kimliksiz yaşıyor. Sadece doğum raporu var, kimlik yok. Zaten onun için buraya geldim, kimliğim çıksın diye. Emine Bozkurt, torununa kimlik çıkartabilecek. Evet. Allah hep iyilerle karşılaştırsın dediğim bu işte. Amin. Yani erkek de olsanız başına kötü şeyler gelebiliyor. Kadın da eğer ki karşınızdaki insanlar rezilliği artık hani göze almışsa, bütün ahlak kuralları her şeyi hiçe saymışsa oluyor zaten. Bu kadın 6 senedir ortada yok. Yok. Fakat kocasının nikahı altındayken senin oğlundan bu çocuğu dünyaya getirdi. Aynen, aynen doğrudur. Sonra boşandılar. Dolayısıyla dün Hasan Bey söyledi biliyorsun. Hı-hı. Yani resmi nikahlı kocası olduğu için o dönemde bu bambaşka davaları gerektiriyor. Evet. Önce bu kadını bulmamız lazım değil mi Hasan Bey? Tabii kesinlikle. Direkt bu kadının bir fotoğrafı varmış sende. Var. Nerede? Gönderdim arkadaşlara. Gönderdin. Hı-hı. Şimdi ben buradan bu kadın adını söyle. İşte bir Ece Selin. Adını kullanıyor. Selin. Selin adı. Kimlikte Selin. Kimlikte ama Selin. Ama takma olarak Ecem. Ecem soyadını kullanıyorsun Selin. Hı-hı. Soyadını da biliyorum ama şimdi söylemeyeceğim. Evet. Sana yarına kadar fırsat veriyorum. Fotoğrafını buraya koymamak için. Koyabiliriz. Tabii ki. Çünkü senin bir çocuğun var. Bu çocuğun kimliği yok. Bu çocuğu doğurmuşsun, atmışsın, gitmişsin. Öbür kocadan da iki çocuğun var. Onları hiç ilgilenmiyorum onlarla. Yaşları da vardır eminim. Var, var. Bu kadın kaç yaşlarında? Kadın 37-38 yaşlarında var şu anda. Tamam. Çocukları da en az 16-17-18. Vardır. Tabii tabii. Onlarla ilgilenmiyoruz. Onların zaten babası var başlarında. Hı-hı. Sana yarına kadar fırsat tanıyorum. Sen ortaya çıkıp bizi telefonla ya da buraya gelerek ya da bir şekilde aramazsan fotoğrafını koyacağım. Biz bu anneyi arıyoruz diyeceğiz. Yani biz sana başka bir şey demeyeceğiz. Anneyi arıyoruz, çocuk evlat hasreti yaşıyor diyeceğiz. Doğru mu? Çünkü bir suç işlediğini düşünmüyoruz şu anda. Bir suçlu değilsin. Ama aynı zamanda da bir kayıp vakası olarak da düşünülebilir. Selin miydi? Selin. Selin bir kayıp da vakası olarak da düşünülebilir. Hayır, kayıp değil, yaşıyor. Ama nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. En son duyduğum yer... 6 yıldan beri iletişime geçti mi sizle, geçmedi, çocuğunuzla? Kız kardeşinden görüşüyordum. Hı-hı. Hatta bir hafta önce yine görüştüm. Beddua etti. Allah bilmem ne yapsın dedi onu. Abla dedi sadece kimliği çıkar, çocuğu anneye gösterme. Senden ricam bu. İşte öyle olmuyor işte. Şimdi başka birinde de bir çocuk olmuş. Bu kadın gittiği yerde bir sene, iki sene sonra çocuk bırakıyor, kaçıyor. Çocuk hoş geldin Medine. Evet. Aynen öyle. Medine demişken bu arada Medine arkada kuliste Mehmet Sıddık, onun nikahlı kocası da bekliyor. Onlarla ilgili bir gelişme var. O gelişmeyi bugün Mehmet Sıddık'la da paylaşmak istiyorum. Programın herhangi bir yerinde alacağım. Ve siz de merak ediyorsunuz küçük Kemal'in akıbetini. Bunu paylaşacağım sizlerle bugün. İkisi de gitmedi. Halen İstanbul'dalar. Çünkü araştırmalarımız devam ediyordu bu evlatlık verilen çocuk ya da çocuklarla ilgili. Bir gelişme oldu. Onu şey. Evet,
Yani senin de ikinci bir Medine vakası gibi geldi bana. Aynen Serap Hanım. Yani biz zaten onaylamadık. Geldin, yaptın bu çocuk. Kimliğini ver bize, git. Nereye gidersin sen git. Biz senden bir şey istemiyoruz. Hiçbir şey önermiyoruz. Zaten bakmadın, annelik yapmadın. Benim büyük gelinim var, oğlumun hanımı. O annelik yaptı. Ben çalışıyordum. Kızlarım annelik yaptı o çocuğa. Yani el birliğiyle bu çocuğu yetiştirdik, getirdik 6 yaşına. Bu çocuğumuz okula gidecek, ağlıyor. Diğer torunlar okula başladı. Bu gidemiyor diye, anne onlar, ben onlardan büyüğüm, ben niye okula gidemiyorum? Benim bir an önce niye kimliğim çıkmıyor? Ağlıyor, ben de ağlıyorum. İnan ki her gün gözyaşından oturup kalkıyorum ya. Sonuçta bir can var. Yani bu can var ama yok görünüyor. Bütün doğum raporları, her şeysi ben Mersin Başsavcısına vermişim. Onların bilgi altında. Bu kadın tekrar doğurmuş. Bu kadın babasından maaş alıyor. Bu kadın hiç mi GBT'ye vurulmadı? Nerede bu kadın? Yeni bir doğum, 2 ay, 3 ay önce bir doğum daha yapmış bu başka birinden. Bunu nereden öğrendin? Kız kardeşi söyledi bana. Hayır, kayıtlarda falan çıkmıyor böyle bir şey. Demek ki kaydı yok, kayıt yapmıyor zaten. Zaten bu çocuğu da kaydettirmedi. Yani bu da kayıtta değil. Bir tek resmi nikahlı kocasından olanlar, evet. Mecburen artık onların kimliği aynen, var. Aynen. Şimdi ben buradan Selin'e şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi biz seni herhangi bir şeyle suçlamak istemiyoruz. Yaşadığın hayat seni ilgilendirir. Kaç tane çocuk doğurduğun da seni ilgilendirir ama aynı zamanda toplumu da ilgilendirir senin tabii ki doğurduğun çocuklar. Çünkü sen bırakıp gidiyorsun, sonra işte babaanneler anneannelerin üstüne kalıyor ya da yuvalarda büyüyorlar. Her ne kadar yuvada büyüseler de tabii ki sizin yanınızdan daha iyi yerlerde olmuş oluyorlar ama yine de aile hasretinden uzak, kopuk çocuklar olarak bir birey olarak topluma giriyorlar. Suçlu da olabiliyorlar, olmaya da biliyorlar. Çok güzel okullarda okuyup çok güzel makamlara da gelebiliyorlar. Ama doğurduğun çocuk sadece sana ait değil. Seni burada bir şeyle suçlamayacağım. Yaşadığın hayatı falan da burada deşifre edecek değilim. Hiç ilgilenmiyorum yaşadığın hayatla. Sadece biz seni bir kayıp olarak arayacağız Selin'cim. O yüzden de arayabiliriz. Neden? Çünkü 7 yaşına gelmiş bir çocuğun annesi kayıp ve çocuk bize başvurdu. Serap ablacığım, teyzeciğim, benim annemi bulur musunuz? Ben çok özledim dedi. Onun için seni arıyoruz. O yüzden de fotoğrafını yarına kadar sana müsaade ediyorum. Bizimle şimdi irtibata geç. Şöyle bir şey de Şanlıurfa Büyük Belediye Başkanı sağ olsunlar. Onlar da bunun peşinde. Onlara da bildirdim. Ali Bey oranın çalışanları hepsi yardımcı oluyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Sizlerden de. Zaten onlar da dedi git oraya bir başvur. Yardımcı olacaklar ve her şeyde yapıyorlar, çıkarıyorlar. Onun için koşa koşa geldim size. Çocuğun şey... ismi ne? Emine. Emine. Kendi adı, senin adın. Sen mi koydun adını? Babası oğlum, koydu. Oğlum koydu. Evet, babası koydu. Evet, Emine Hanım da tabii ki adaşı, kendi torunu. Benim Emine'nin... dünyam. Serap Hanım, gerçekten. Dünyam. Onsuz nefes alamıyorum. Bugün kızın yanında bıraktım geldim. İçim böyle nasıl atıyor. O, kızım da o kadar bakar yani. Onu bebekliğinden beri herhalde. Bebeklikten beri. Hiç şey, uyumadan büyüttüm onu. Uyumadan. Gözyaşlarımla büyüttüm. Aynı dediğim gibi 3 kızım, büyük gelinim Özlem. Hep beraber el birliğiyle bu çocuğu büyüttük. Ve seve seve de büyüttük. Şimdi bu çocuğun geleceği parlak. Okul okumak istiyor. Evde alıştırıyorum, harfleri alıştırıyorum, her şeyi alıştırıyorum. Ama ben yetersiz kalıyorum. Yetemezsin benim tabii. Gücümle olmuyor. Olmaz. Yani devlet büyüklerimiz, sizler hepiniz bir el atın. Bunun kimliğini çıkaralım. Şimdi, başka bir şey istemiyorum. Şimdi tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nı da sokarız devreye. O çocuğun eğitim alabilmesi için ne mümkünse yapılır. Ama bunlara gerek kalmadan bile ben dediğim gibi Selin, sen Emine'nin annesisin. Ece takma adını kullanıyormuşsun. O kısmıyla da çok ilgilenmiyorum açıkçası ama kendini bil diye. Zaten herhalde Emine Hanım'ı görünce de tanıdın yani. Tabii tabii tanırım. Oğluyla da bir olay yaşadın, bir duygusallık yaşadın ve bir çocuk dünyaya getirdin. Ben doğum raporuna seni arıyoruz. Kısacası seni arıyoruz. Sen kayıpsın. Yanında kaldım gece. Doğumunda tamam. Yanında kaldım. Şimdi ben yani. Diyorum ki Emine Hanım biz bir bu şeye Selin'e bir zaman verelim. Eminim o bizi şu anda izliyor. O izlemiyorsa ablası izliyor vesaire vesaire. O bize dönüş yapacak. İnşallah. Ondan sonrasına bakacağız. Ama dediğim gibi çocuğun Emine'nin eğitim alması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü her neyse biz her türlü bağlantılarımızı kurar. Evet. Bir yol bulmaya çalışırız. İnşallah Serap Hanım. Tek tamam. Önce dava açması lazım bulamazsak. Direkt Milli Eğitim Müdürlüğü'nü devreye soktuğumuz anda alırlar elinden. Çocuğum hiçbir tarafı yok. Çocuğum alırlar. Hiçbir hukuki bağ yok. Onun için ben sistemi iyi biliyorum. Serap Hanım da çok iyi biliyor. Nerede, ne zaman,
neyi devreye sokacağımızı biz size söyleyeceğiz. Siz yardımcı olun, aman ha, almasına ölürüm ben ancak. İşte onun için çocuk buradayız. Benim yanımdan gittiyse ben artık giderim yani. Okula müracaat etse, buraya gelmeden atıyorum ben bunu yazdırmak istiyorum diye Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir ricada bulunmuş sosyal olsaydı. Sosyal hizmetler şu an almıştı. Ay Allah, bir daha alır ama orada da eğitim görürdü işte. Alır ise. Alır da işte. Ben dayanamam, o da en dayanamaz. Yakın tek akrabasından da uzak kalırdı. Düşün sabaha kadar benden sarılıp yatıyor. Eliyle elime olacak, birimizin eli yapışık olacak. Peki ben dediğim gibi Selin'e süre tanıyorum, fotoğrafını yayınlayıp kayıp anneyi aramak için. Evet efendim, tabii ki bu konu sürecek. Şimdi Tuğba Düldül konusuna geçiyorum. Bir taraftan da dün bu acı haberi alınca, Zeynep Söğüt cinayetinin haberini alınca birdenbire aklıma tabii anne kardeş arıyor Tuğba'yı, o da 5 yıllık bir kayıp. Allah korusun ama bir an aklıma Tuğba geldi, biliyor musun Gül Hanım? Birden Tuğba geldi. Acaba Tuğba'nın ölüsünü mü bulacağız, dirisini mi bulacağız diye. Zeynep'i arıyorduk ya 5 yıldır, 7 yıl sonra maalesef cinayete kurban gitti. Dedim ki eyvah eyvah, acaba biz Tuğba'yı da aslında ölmüş bir yerde gömülü bir kadını mı arıyoruz diye. Vallahi aklımdan geçmedi değil. Şimdi ben Emine Hanım'ı dışarı alırken sizleri içeri alacağım. Tuğba Düldül konusuna geçiyorum. Beş yıldır haber alınamayan kayıp Tuğba Düldül dosyasında taraflar birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Bu insanlardan çekiniyorlar. Bak dün benim birisi, kardeşim benim ismim bile geçmesin diyor. Bu Özkan Bey aramış, tehdit etmiş kendisini. Kimi? Ablamı. Senin... Suçlamalar sertleşiyor. İki tane kadını hamile olduğu şekilde bu Gülhanım Hanım kayıpla haberine av tüfeği vererek ikisini de hunharca infaz ettirmiş mi, ettirmemiş mi? Hayır, bir şey asla. İbrahim bir başkasına anne diyor. Bu İbrahim neden sana anne diyor? İbrahim'i annesi benim yanıma bıraktı. 4 sene falan oluyor. Ben babasının yanına gittim çocuğun. Babasına dedim çocuğunu karın bıraktı gitti dedi. O da dedi Aslı dedi çocuğum sana emanet dedi. Yanından kendi çocuklarına döv dedi. Tuğba Düldül yaşıyor mu? Hoş geldin Gül Hanım, hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, yanınızda acılı bir aile var. Biliyorum. Onlar da tam 5 yıl olmuştu kaybolalı, evet. Kızları programımıza başvurduklarında, evet. Kayıp olarak aranıyordu. Sonra evet. Biliyorsun cinayete kurban gitti. 22 evet. Yaşındaydı, sadece 22 yaşındaydı. Evet. Şimdi Tuğba da 5 yıldır kayıp. Bana tam tarihler vermeniz lazım. Çünkü Seval başka bir şey söylüyor. Görümce Seval, Elti Aslı bambaşka bir şey söylüyor. Ben bu konu hakkında bir şey söyleyebilir Söyle. Miyim abla? Söyle canım. Bu Elti Aslı dün dedi ya, Tuğba oğlunu benim yanıma bıraktı. Bu onların kanıdır dedi ve bıraktı gitti. Tamam, bize haber etmeyebilirlerdi ama Tuğba onların yanından bıraktı gittiği için niye karakola haber etmediler? Bunu kendilerine bir sorar mısınız acaba? Onu soracağım. Onların cevabı hazır. Biz ailesinin yanında zannediyorduk diyorlar. Yunus, bana şu tarihi vermen lazım. Çok önemli. Tuğba birkaç gün kayboluyor ortadan. Tamam. Sonra polis aracılığıyla bulunuyor. Tamam. Ve hastaneye yatırılıyor. Tamam. Hastaneden Seval diyor ki annesi aldı gitti. Diyor değil mi? Öyle dedi. Aslı diyor ki Seval benim yanımdan gitti. Çocuğu da bana bıraktı. Ve dedi ki ben gidiyorum, çocuğum sana emanet, bu onların kanı. Tuğba ne zaman hastaneye yatırıldı? Bu süreç ne kadar bir süreç? Bana söyleyin onu, tarihleri söyleyin. 5 seneyi doldurdu ablam. 5 sene önce? Evet, hayır. 5 senenin içinde bu. 5 seneyi doldurdu bu. Çocuk 2 gün kaybolmuş, sokaklarda kalmış. Gayri hap mı içirdiler veyahut bir hastalandı benim çocuğum. Moralleri bozuldu da ondan mı gitti? Benim bilgim yok. Şunu da ben söyleyeyim. Şunu da ben söyleyeyim. Bu Seval'le Özkan'ın karısı vardı Tuğba'nın yanında. Ben o zamanlar daha 10-11 yaşında çocuktum. Bize dediler ki Tuğba gitmiş, işte bunların düşman tarafının arabalarını yakmış. Siz dedi bunları nasıl ödeyeceksiniz? Biz de dedik ki bizim yanımızdan mı, yanımızdayken mi gitti de Tuğba bunların arabasını yaktı dedik. Biz Tuğba'yı böyle yani
hastanelik oldu deyince ya dedik kolu kırıldı ya bacağı kırıldı. Ama Tuba gittiğimizde bilinci bire yerinde değildi. Yani uyuşturucu içmişten beterdi gözleri Tuba. Gözleri yumulu baba anne beni kurtarın. Baba anne beni kurtarın. Biz hastaneye yazır Mumini hastanesine gittiğimizde gecenin altında biz çocuğumuzu bu halde gördük ablam. Bir hafta orada işlemleri doktorlar yaptılar. Bizim soyadımızı taşıdığı için işlemleri yaptılar. Yukarıya tek bir odaya aldılar. Ben dedim ki başında bekleyebilir miyim? Doktorlar da dedi hayır abla bu sessiz yatacak dedi. Kara perdeleri çekmişler pencereleri. Tamam o zaman dedim gereken bir şey var mı? Hayır abla size gereken bir şey yok. Biz tedavisini yapacağız o dediler. O hastaneden Tuğba'yı kim çıkardı ve evine o götürdü? O hastanede Seval çıkardı. Nereye götürdü? Evlerine götürdü. Seval canlı yayında. Evlerine götürdü. Benim eşim... Siz almak istediniz mi? Biz götürelim dediniz mi? O zaman. Evet. Hayır. Babası gitti. Peki gitti, beni geldi. Kurtar demiş senin kızın sana. Baba neden anne beni kurtarın. Neden kurtarayım seni kızım diye sormadın. İnsan, bunu sormaz mı insan? Sorduk. Baba anne beni bak sayıklarken söyledi. Evet. Onu bilinçaltı söylüyor sorduk, artık kendi abi, söylemiyor. Sorduk bunu görümceleri ama sen sormuşsun vardı. Bir de göndermişsin onların yanına. Dur ne diyeceğim. Görümceleri de vardı. İkisi de. Biri Thomas diyorlar o görümcesinin adına. Biri Seval. Doğruları konuşsun Allah uçuğu. Sen niye bıraktın ve neden kurtulması gerektiğini sordun mu? Dur. Ondan sonra bana dedi kuzum sebebin ne dedim kurtarayım tamam ama dedim. Bana dedi kocamı dedi elimden alacaklarmış resmi nikahımı ona yapacağımız Serpil'e yapacaklarmış dedi. Kızım dedim ah buyursunuz temsilde hata olmaz. Ona dedim. Koca varsa dedim, sana da dünden olabilir dedim. Niye bu kadar sıkıntı yapıyorsun Tuğba dedim. Sıkıntı yapmana anneciğim hiç gerek yok dedim. Bunlar da. Ya bir düzel dedim. Bunlar bir dakika da, dur. Bir dakika dur. Yunus söyle. Bunlar da dedi ki hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Biz kızımıza gelin bize sahip çıkarız dediler. Bunlar da dedi ki bize aynı gittiler. Çocuğun dediğini aynen söyledi. Aynen böyle mi oldu? Aynen böyle oldu. Bakın şimdi bu çok önemli çünkü sen diyorsun ki Seval aldı götürdü. Seval diyor ki hastaneden sonra o aldı götürdü. Zaten o kayboluşunda da not bırakmıştı. Evi terk etmek için not bırakmıştı diyorlar. Fakat Seval'in açıklayamadığı şu. Seval şu anda görüntüde değilsin. Kısa bir süre sonra reklama gideceğim için dönüşte konuşacağım ama şu sorunun cevabını istiyorum senden. Bu notu bırakıp ortadan kayboldu. Sonra hastanede tekrar onlar da geldiler. Sen de gittin. Sen diyorsun ki anne götürdü. O diyor ki siz götürdünüz. Peki bu kadın yani Tuğba Aslı'nın yanından gidiyor. Sen nasıl hastaneden götürdü diyorsun. Aslı da diyor ki benim yanıma geldi. Biz beraberdik. Herhalde kocası da yok diye. Evet, cezaevinde evet, diye. Evet. Onun kocası da yatalak mıydı? Neydi o zaman? İşte hayır, mafustaydı. Sakatı da. Onunki de sakatlandı. Yaralı. O da cezaevinde. Yani iki elti aynı evde yaşıyorlardı. Evet. Aslı'nın da çocuğu vardı. Evet. Tuğba'nın da çocuğu evet. vardı. Evet. Bu durumda Seval sana inanamıyorum ben. Şu anda inanmıyorum. Neden? Aslı başka bir şey söylüyor, sen başka bir şey söylüyorsun. Aile başka bir şey söylüyor. Senin cevabını istiyorum. Hastaneden sonra ne oldu? Çünkü o ben gidiyorum notunu bıraktıktan sonra bu kız iyileşti ve ya anneye ya size geldi. Bunun cevabını istiyorum. Efendim katil zanlılarının ifadeleri gerçekten çok klişe olacak ama kan donduracak cinsten. Onların hepsini tek tek konuşacağız. Ve bu insanlar 7 yıl boyunca siz caniler, kadın katilleri hepinize söylüyorum. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz, sıcak yataklarınızda yatıyorsunuz. Orada 22 yaşında bir kadın karnında bebeğiyle kışın ayazında, yazın sıcağında bir uçurumun dibinde, bavulun içinde ve bunu siz yapıyorsunuz. Ve hiçbir şey olmamış gibi yiyip içip geziyorsunuz. Yediğiniz, içtiğiniz, aldığınız hava her şey haram olsun size. Haram olsun. O demir parmaklıklar arkasından inşallah sizin de cezanızı tamamlayıp tabii ki ölüm bir kurtuluş bence. Orada cezanızı çekip oradan cenazeniz gitsin. Yok Allah uzun ömürler versin. O kadar söylüyorum. Allah onlara uzun ömürler versin. Evet ölüm bir kurtuluş.
Ölmesinler. Daha ölmesin. Bu konuda konuşacak çok şey var. Nasıl yakalandılar, nasıl teknik takibe. Bu arada tabii ki Adana Emniyet Müdürlüğü, evet, Asayiş Büro ekibine sonsuz teşekkürler ediyoruz. İnanılmaz bir özel ekip kurmuşlar ve bizim yayınımızdan sonra olayı derhal kayıptan çıkarıp cinayet büroya geçirdiler. Çünkü bize bağlananlar, bizi yanıltmaya çalışanlar, konuşanlar zannettiler ki biz boş konuşuyoruz. Hayır, burada hiç kimse boş konuşmuyor. Telefona bağlanan hiç kimse boş konuşmuyor. Hepsi kayıt altına alınıyor. Bunların hepsi delil kabul ediliyor, ihbar kabul ediliyor. Emniyet diyor ki onun şu dilinden, şu vücudundan, şu el hareketinden bunda bir şey olabilir diyor, takibe alıyor. Bu olay öyle çözüldü. Programa gelmeselerdi hala Zeynep'in yolunu bekliyor olacaklardı. Acılı anne şu anda hasta döşek, yatak döşek yatıyor. Hala kızı bir gün kapıyı çalacak diye bekliyor olacaklardı. Bunu unutmayın. Şimdi aynı şey acaba Tuğba Düldül'ün başına da geldi mi diye yüreğim, gerçekten elim yüreğimde. Çünkü bu kız da 5 yıldır ortada yok. Aileler doğruları söylüyor mu, söylemiyor mu? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ne karşı tarafı suçluyorum, ne bu tarafı suçluyorum. Sadece dinliyorum. Ama kopuk kopuk şeyler söylüyorsunuz. Bir kere Yunus'a bir söz hakkı vereceğim. Sen tamam, bir girme konuya. Tamam. Şunu çok merak ediyorum. Hastane sürecinden sonra ne oldu? Nereye gitti? Ve ondan sonra mı bir daha göremediniz, ulaşamadınız? Neden o hastaneye Seval geldi? Görümce, başka kim geldi? Görümce Seval. İki görümcesi gitmiş almış. İki görümce geldi. Ve sizi çağırdılar çünkü resmi nikah olmadığı için kayıtlarda siz görünüyordunuz babası ve annesi olarak. Anlat Yunus, bu hastane sürecinden sonra ne yaşandı? Abla, şimdi hastane süreci şöyle oldu. Tuğba'nın soyadı Düldül olduğu için, bizim üstümüze kayıtlı olduğu için her durumda hastanelik, karakolluk, polislik, Tuğba ve çocuğu için bizi arıyorlardı. Çünkü niye? Soyadı Düldül, bizim üstümüzde. O yüzden hastanelik olmuş orada, baygınlık geçirmiş, sinir krizi mi geçirmiş, ne geçirmiş. Hastaneye bizi çağırdılar, gittik, işlemlerini yaptık. Çünkü Seval gelin üstüne değil soyadı, Özgün değil soyadı. Onlar hiçbir işlem yapamaz, refakatçi bile olamaz yani. Hiçbir resmiyet yok onların üzerine. O yüzden işlemlerini yaptık, tekrar aldılar, gittiler. Gidiş o gidiş. Evet. Bir daha telefonla da konuşmadınız. Hayır. Konuşmadık. 2-3 aya bir arıyorduk Özkan Bey'i, Özkan Efendi'yi. Kızımızı göstermeyiz, gelinimizi göstermeyiz. Yok işe gitti, yok şöyle oldu, yok böyle oldu deyip bizi atlatıyordu, geçiştiriyordu. Kimi zaman da pat diye yüzümüze telefonu kapatıyordu, yanlış numara diyordu. Bunları böyle telefonda da olmaz Serap Hanım. Buraya getirin, tek tek yüzleşelim burada. Şimdi siz bu iddialarda bulunuyorsunuz. Karşı tarafta Özkan, yani Tuğba'nın kayınbiraderi ve görümcesi Seval ısrarla şunu söylüyor. Diyorlar ki siz bizi bırakın. Muhittin miydi abinin adı? Tamam, Muhittin abi. Muhittin'e bakın. Tamam. Muhittin'e bakın, Muhittin'e bakın. Onların da şunu aydınlatayım. Neden? Bir şey söyleyebilir miyim? Bunların söyleyecek bir şeyi olmadığı için oraya buraya sürtünüyorlar. Niye? Amcamın olayını karıştırıyorlar, abimin olayını karıştırıyorlar. Abim bir suç işlediyse bedelini ödedi, cezasını çekti. Amcam bir suç işlediyse bedelini ödedi, cezasını çekti. Bunların söyleyecek bir şey yok. Ondan böyle amcama oraya buraya sürtünüyorlar. Ölüsünü veya dirisini çıkartsınlar Tuba'nın. Muhittin ne suç işledi? Bunlar benim Betül ablamın kocasıyla kavga ettiler. Aralarında karakolluk oldular. Aralarında anlaştılar. Abim gül infaz aldı, para cezası aldı. Abim biri nezarette yattı. Bu olaylar böyle oldu. Yani ama Muhittin, şunu söyle bana. Muhittin abin, burada hep gerçekleri söyleyeceksiniz. Muhittin abin suça yatkın bir adam mı değil hayır, mi? Hayır, hayır. Araştırabilirsiniz. Peki. Hayır. Peki önce Muhittin'le röportajı gireceğiz. Tamam. Peki Muhittin'le baban için Tuğba'yı evden kovuyorlardı. Ben şimdi söyleyeyim, sen cevap ver. Seval dedi ki Muhittin gelirse diyor yayına, ben de gelirim diyor. Yani Muhittin'le ilgili ailenin kafasında bir soru işareti var. Baban Muhittin'le birlikte Tuğba'yı ve Seval'i evden kovuyor iddiaya göre. Neden kovuyor? Dur, Muhittin'in Tuğba'dan, kız kardeşinden alıp veremediği ne? Bana bunu söyleyin. Bir dakika dur oğlum. Sen laf hakkı veriyor musun Serap Hanım? Verdim bile. Ha. Muhittin'in küçük kız kardeşini, bunların amcasının oğlu kaçırdığı için çocuğun morali bozuldu iyice. Daha doğrusu sevmedi. Ben doğruyu söyleyeyim sana.
Ondan sonra bunlar da ikide bir de geldi, ikide bir de geldi. Bazen Tuba'nın uçu geldiler, bazen kendileri öylece geldiler. Neyse biz hoş gördük bu tarafın hani kabahati yok diyerekten, Sevalgil'den dolayı. Ondan sonra oğlan da girdi geldi, kızım dedi. Bak bu çocuğu ikide bir de dövüyor musunuz siz dedi. Kızıyor musunuz dedi. Muhittin mi dedi buna? Evet. Gecede gündüzde dedi benim bunun kabahati yok hiçbir şeyden dedi. Bu yaralı dedi. Tuba'dan uçuru. Bunu dedi kovalayıp durmayın, dövüp durmayın dedi. Götürüyorsunuz dedi insan gibi bakın. Gelininiz olaraktan dedi sonuna kadar bakın çocuğumuza gelinize dedi. Eğer bakmayacaksanız dedi biz kendimiz ilgileniriz çocuğumuzla dedi. Baba niye kovdu Tuğba'yı evden? Baba kovmadı hayır. Seval baba öyle diyor ikinizi dur. Birden bu kovdu. Bu tamamen yalan dur. Babam kovacak olsa baba 8 kovmadı. Aylık gebeyken Tuğba 8 aylık gebeyken kovardı. 8 aylık gebeyken yanımıza geldi. Çocuk bir yaşına durana gelene kadar yanımızda durdu. Babam kovacak olsa o zaman kovardı. Hoppa hoppa öyle büyüttük ki çocuğu yani deme gittin. Babam kovacak olsa, babam kovacak olsa biz bu programa çıkmayız. Gül Hanım ben bir şey sormak istiyorum. Hayır. Sizin oğlunuzun evlenmeden önce karşı tarafla arası iyi miydi? Diyaloğu var mıydı? Hangisinin? Muhittin'in. Muhittin'in. İyiydi, diyaloğu vardı tabii. Kız, yani senin bir kızın daha bunların amcaçı oğluna evet, mı kaçtı? Evet, evet, iki sene uğraştık ben Sedirler'deki gururu düzen. O ne oldu şimdi? O iyi. Onlar evliler, iyiler. İki tane kızı var elinde. Onu görüyor musunuz? Görüyorum, her zaman da. Peki onu görüyorken bunların size kızınızı göstermemesi 5 sene boyunca normal mi geldi size? Hangisi? Ama bunların abla, yaptığı. Bak, o sorunun cevabını ben size soruyorum. Bunlar nerede oldukları belli değil. Bunlar bir bakan saracı olur. Ya oğlum belli değil diyorsun. Kadın gidiyor. Annen 2,5-3 ay önce Seval'in evinde kahve içiyor, çay içiyor. Nasıl belli değil? Bu Seval ara sıra geliyorlar değil, oraya. Değil, değil. Yunus. Yazlık evim orası. Kırmayalım ama. Oğlum doğru. Bir dakika dur ben konuşuyorum. Ben Seval'in evine gittiğimde Tuğba'yı sormaya gittim ablam. Tamam. Heh. Onların yeri belli değil diyoruz Yunus. Ama belli, Seval'in yeri belli gidiyorsun. Seval'in evi orada biz elimiz, ev yaptırıyor. Dur bir dakika dinle. Biz elimizle koymuş gibi gidiyoruz. Özkan'ı buluyoruz. Seval'i buluyoruz. Aslı'yı buluyoruz. Sen nasıl bulamıyorsun? Söz konusu şu. Hayır, hayır. Söz önce bulamıyorduk. Evet. Önce bulamıyorduk abla. Nasıl bulamıyordun? Ya Seval'in evine gidiyorum diyorsun. Önce. Seval düş önüme. Düş düş. Kızım yok benim. Hadi götür beni ananın evine. Demiyor ya musun? Söylüyoruz. Yalvarırcasına söylüyoruz şu. Bunu biz. Seval'in evini ama biliyoruz. Ama adam cevap vermiyor ki bize. Evini biliyoruz. Ama Tuba Seval'in yanında kalmıyor. Siz söz hakkı vermiyorsunuz. Tuba Seval'in yanında kalmıyor. Tuba Seval'in yanında kalsa biliriz. Ama Tuba Özkan'ın yanında kalıyor, çalışıyor. Öbür eltilerinin yanında nereden kalıyor. Öbürlerinin evini bilmiyoruz. Bunu nereden peki, biliyorsun? Peki onu nereden kendi biliyorsun? Duyumlar, kendi duyumlarımız kendi bunlar. Kimden duydun? Kendi en yakınlarından kim, duydu kim, baba. Kim söyledi size bunu? Yani bunu Tuğba, Seval'in değil de Özkan'ın yanında olduğunu kim söyledi? Bir dakika. Söyle adını Filiz, verdi biz Filiz, de ona soralım. Filiz. Filiz söyledi bunu bize. Elti Filiz. Hayır. Ay, görümce. Görümce Filiz. Görümce Filiz'le bir röportaj yaptık. Bakalım o ne ben diyor. Ben kaç gittiysem tamam. Tuğba'yı göremedim. Ağladı ben, hatta telefonda. Eşime de bağlanabilirsiniz. Benden dertleşti, konuştu. Ondan şimdi sonra, bu sana bunu Filiz mi söyledi? Filiz söyledi. Filiz ne dedi sana tam olarak? Tuğba yok Gül Hanım abla dedi. Kaç gittiysem dedi annemin yanına dedi. Hatta ve hatta annemine ben çok dövüştüm dedi. Gelin nerede anne diye dedi. Ha şimdi Özkan'ın yanında olduğunu söyledi. Yok aynen. Ben Özkan sana öyle o söylediğini söyledi. Özkan demedim. Hayır ona da gidiyormuş, ona da gidiyormuş, ona da yani gidiyormuş. Bu çocuk bunların arasında dolaşıyor. Filiz bunu sana ne zaman söyledi? Filiz şeker bayramından sonra üç söyledi. 3 ay önce söyledi. Evet 3 ay önce söyledi. 3 ay öncesine kadar zaten Allah siz... Allah için doğruları konuşsunlar. Tamam herkes Hanım. Doğruyu konuşacak evet. Burada. Sen çünkü bir taraftan da onlar Muhittin'e bizi yönlendiriyorlar. Hayır, sanki hayır. Muhittin kardeşinin başına bir şey getirdi ya da nerede olduğunu biliyora hayır, getiriyorlar. Hayır Muhittin'in hiçbir alakası tamam. Yok. Benim Muhittin'imin söylediği... Tamam benim sorduklarımın dışında tamam. Uzatma konuyu çünkü tamam. Daha çok konuşacağımız tamam, şey var. Tamam ablam tamam. Sen diyorsun ki Filiz 3 ay önce bana bunları söyledi. Filiz'e biz mikrofon uzattık. Bakalım Filiz ne söyledi? 5 yıldır haber alınamayan Tuğba Düldü'nün kaybını araştıran ekibimiz cezaevindeki eşi Fırat'ın ailesine ulaştı. Bir çocuk annesinin nerede olduğuna dair cevap aradı.
en son kimin yanındaydı? Tuğba'yı en son ne zaman gördünüz? 5 yıl oldu. Nerede gördünüz? Babamgil'de gördüydü. Annesiyle işte hastaneye gitmişler. Oradan kız kardeşim Seval işte diyor imza atmışlar. Oradan teslim etmişler. Kaybolmadan önce eltilerine not yazmış. Kız kardeşime de yani karakola kağıt falan vermiş. Ben evden çıkıyorum diyerek oğlan kardeşim Hamza ve İbrahim'e yazmış, çizmiş karılarına, eltilerine kağıt yazmış. Çocuğuma iyi bakın diyerek koymuş gitmiş ondan sonra. Ondan sonra da Tuğba kayboldu yani gitti. Şiddet gördüğü için mi kaçtı? Tuğba evden kaçtı mı hiç? Tuğba daha önceleri kaçmış. Tuğba sizin evinizde hiç şiddet gördü mü? Hayır, hiç görmedi şiddet. Babasının evinde şiddet var mıydı? Babasının evinde varmış. Kapıyı falan üstüne kilitliyormuş yani babası. Sabah oldu mu açıyormuş. Tuğba'yı 5 yıl boyunca neden aramadılar? 5 yıldır yani evladını sormadın da yeni mi aklın başına geldi? Bunu sorması lazımdı. Peki siz aile olarak gelininizi hiç aramak aklınıza geldi mi? Bu Yaşar Düldül'ün şeyi annesi vefat etmiş, babamgil telefon açmış, biz taziyeye geleceğiz demiş. O da demiş sakın gelmeyin demiş. Yani silah sıkarız şöyle böyle babamgil de gitmemiş artık. Ne olmuş olabilir Tuğba'ya? İşte bilemeyeceğim orasını hiç bilmiyorum. En son annesinin yanında işte babasının yanındaymış onlar kesinlikle biliyordu. Tuğba Düldül nerede? Arkadaşlar bu röportajın Filiz'in hastaneden sonra bizimkilere teslim ettiler. Aldık geldik diye anladığım bir kısmı var. Orayı bir kesin. Çünkü sonunda diyor ki bakın Filiz'le Seval iki kardeş ve Tuğba'nın görümceleri. Dün Seval diyor ki hastaneden sonra annesi babası aldı gitti. Ondan sonra ortadan kayboldu. Onların yanından kayboldu. Filiz iki kardeş dedim ya bunlar. Filiz bu röportajın başında bir daha dinlersem daha çok net anlayacağım. Diyor ki hastanede diyor evraklar yapılmış. Bizimkilere teslim etmişler. Annesi de demiş ki evet. İyi bakın çocuğuma demiş. Aldık geldik. Evet. Fakat röportajın sonunda abi, diyor ki annesine gitti. Ondan sonra bizim bir haberimiz yok. 5 yıl önce. Bu arada diğer gelinleri Aslı diyor ki benim yanımdan gitti. Çocuğu bana teslim etti. Öyle gitti diyor. Şimdi bunların hangisine inanacağız? Bir şey söyleyebilir miyim? Bunların açıkça olduğu gibi birinin söylediği birini tutmuyor. Bunlar Tuba'ya bir şey yaptı. Ne yaptıysa çıkartsınlar. Ama ölüsü ama dirisi bulunacak Serap Hanım. Ama ölüsü ama dirisini çıkartsınlar abla. Hiçbirisi de garanti değil. Bunların yaptıkları garanti değil. İki dünya bir araya gelse garanti değil. Ben çocuğumun ölüsünü veya dirisini istiyorum. Benim çocuğumu çıkartsınlar. Bizim Tuba'yla ilgilendiklerimizin hepsi kayıtlarda, belge altında. Ama bunların Tuba'yla ilgilendikleri bir şey yok. Babası çocuğu, bir dakika ablacığım yalvarırım. Estağfurullah, niye yalvarıyorsun? Estağfurullah. Hepinizden özür dilerim. Estağfurullah. Babası çocuğu almaya giderkene gideceğinde üstünü başını giyindi evden. Bana dedi ki hadi sen de gidi. Ben gidemeyeceğim dedim. Anla gari hastaydım o zamanlara. Kadın hali hastaydım. Ben gidemeyeceğim dedim. Bugün ben çok kötü hastayım dedim. Sen git al gel çocuğu dedim. Hazırlandı babası. Ceketini giyerken telefon geldi. Almışlar çocuğu evlerine götürmüşler hastaneden. Özkan telefon açtı. Yaşar abi de demiyor. Bak Yaşar. Kızını satacak mısın? Niye hastaneden işlemleri yaptırıyorsun da bizim gelinimizi almaya hakkın var mı diyerekten bu cevapları konuşuyor. Benim adam da dedi ki oğlum tamam dedi gelin sizin söz sizin dedi. Benim zorum yok dedi ama dedi biraz rahatlasın dinlensin dedi. Onun için dedi ben alıp geleceğim çocuğumu dedi. Dediğimiz de bu, diyeceğimiz de bu ablam. Amma ölü, amma diri, ben çocuğumu istiyorum. Başka bir şeye ben inanmam. Daha bundan başkasında bilmiyorum ablacığım. Bilmiyorum, peki, bilmiyorum. Bu Filiz'in o cümlesini bir kesebildik mi arkadaşlar? Çünkü Allah rızası için tamam, doğruları konuşsunlar. Tamam, çünkü röportajın başında başka, sonunda başka bir şey gibi geldi bana. Herkes bir başlıyor cümleye fakat farklı bitiriyor. Seval bu arada canlı yayında... Murat yanında. Bu söyle Seval seni. Sağ ol Seval dinliyorum seni. Serap Hanım tamam
kızı ben veya başkası almış olabilir. Orada işlem var. Kim aldığına dair bunu soy ismi bizden tutmuyor. Biz bunu psikolog hastanesinden alamayız bir kere. belgeleri biz imzaladık diyor ama teslim ettik diyor. Hayır, kesinlikle. Onu kabul etmiyorum. Tamam, ben aldım veya o aldı, şu aldı, bu aldı. Bu kız hastaneden çıktıktan sonra bu kadın, bu adam demiyor mu ki kızımız hastaneden çıktı. 3 gün sonra veya 5 gün sonra kızımızı bir gidelim de durumu nasıl belli? Biz kızımızı hiç merak etmedik mi o ara? Telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Bunu soruyoruz. Hayır, telefon değil. Aslı'nın evi belli. Hastaneden ben çıkardım. Benim evim belli. Aslı çıkart mesela. Aslı'nın evi belli. Şu çıkart, bu çıkart, falan çıkart. Evi belli. Sen gidip de o zaman diyemez miydin ki 3 gün sonra, 5 gün sonra kızım nasıl oldun, iyi misin, bir ihtiyacın var mı yok diye. Senin vicdanın yok mu? Sen o zaman nasıl anlayacaksın? Sen onları bunları boş ver. Hayır 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 ama çok önemli bir şey söylüyor. Hayır hayır çok çok önemli bir şey söylüyor. Şimdi kızın hastaneden çıktı. Tamam, sana da beni kurtar anne dedi. Şu tabii. Çıkardı, bu çıkardı. Annesi merak edip de bu kızım hastalandı. Acaba bir ihtiyacı mı var? Bir problemi var? 3-5 gün, bir hafta sonra ben gideyim de kızımın halini, aklını sorayım. Niye demedin sen o zaman? Bu konuda onu çok... Onu soruyorum sana, niye? Sen hastaydın. Babası vardı, kardeşleri vardı, bacısı vardı. En azından tamam, senin diğer kızın seninle görüşüyorsa benim elçim olur. Onu gönderebilirdin. Kızın bacının yanına git de halini, hatırını sor. Aç mı, susuz mu, bir sorunun mu var? Neden psikolojisi bozuldu diyebilirdin sen bunu. Bu konuda Seval'e son derece hak veriyorum. Kesinlikle. Çünkü tamam, sen kızını haklı. Bir dakika. Sen kızını diş çektirirken diş hekiminin muayenehanesinden almadın. Sen kızını bir hafta boyunca uyuttukları anne beni kurtar diye böyle diyorsun. Bir yerden aldın. O tedavi yapıldı. Diyorsun ki şimdi işte yok onu mu içirdiler, bunu mu içirdiler? Dinle cümlemi bitireyim. Diyor ki Seval, çok haklı olarak senin bir kızın da onların amca çocuklarında gelin. Evet evet, onların ihtiyacı. Sen niye çok kızını merak edip de 5 gün sonra 6 gün ya bu çocuğun başına ne gelmişti? Gitmedik ablam. Niye gitmedik. Niye ama şimdi ama buna cevap vermen lazım senin. Bizi azarlayıyorlar ablam. Ya Serap Hanım, söz Allah senin kızın miyim? Yani perişan, azarlasalar ne olur? Senin kızın ne halde, beni kurtar demiş. Benim eşim daha doğrusu çekiniyor. Ya sen çekinecek biri değilsin Gül Hanım. Eşin çekinebilir de bak bunlar aslan gibi evladın var. Bir dakika bir dakika. Çok önemli bir gelişme olmuş. Senin kocanı yani Tuğba'nın babasını cinayet şüphesiyle mi arkadaşlar? Cinayet bürodan aramışlar. İfadeye çağırmışlar. İfadesini vermiş, şu anda eve doğru gidiyormuş. Dosya cinayet büroya geçmiş olabilir. Bunun sebebini araştırıyoruz. Çünkü neden? Artık bu demek ki emniyetin de, savcılığın da, ilgili makamların da dikkatini bir kayıp vakasından başka bir yöne doğru şüpheye çevirdi. Evet. Cinayet bürodan daha önce siz hiç aradılar mı? Yok. Aramadılar. Aramadılar. Çünkü siz daha 2,5 ay önce kızınızla ilgili kayıp başvurusunda bulundunuz. Ölmüş mü? Ölmüş hayır, mü? Hayır, öyle demiyorum. Ne olmuş? Ama böyle bir şüphe oluşmuş demek ki. Ama neden? Hayır. Bakın, yanlış anlamayın. Siz daha 5 yıl önce kayıp olduğunu düşündüğünüz, bize telefonu kapattılar, suratımıza telefonu kapattılar diye peşine düşmediğiniz kızınızla ilgili daha 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunuyorsunuz. Doğru. Tamam. Doğru. Ama şimdi biz burada yayınlar yapıyoruz. Siz karşı tarafı suçluyorsunuz. Karşı tarafta kendi aile içerisinde bazı cinayetler işlenmiş. O insanları suçlu gibi görüyorsunuz. Halbuki diyorum ki bu o insanları suçlu yapmaz, kötü yapmaz. Şimdi olay cinayet büroya geçmiş olabilir bu dosya. Senin kocanı çağırmışlar, ifadesine başvurmuşlar, evet. İfade vermiş. Evet. Şu anda da eve gidiyor. Bekleyeceğiz, eve gittiğinde telefonla bağlanacağız. Fakat siz hala şunun cevabını veremiyorsunuz. Seval'in sorduğu sorunun,
Arkadaş. Gitmedik ablam. Gitmedik diye bir şeyi ben mazereti kabul etmiyorum. Haklı, o sözün haklı. Niye kabul etmiyorum? Diyorsunuz ki bu insanlar tehlikeliydi, aralarında husumetler vardı. Diyorsun ki bu insanlar şöyle, yahu senin bir kızın da o insanların yahu akrabasında gelin. Seval'in sorusuna cevap ver. Tamam, neden tamam kızının peşine düşüp de hastalığından sonra benim kızım nasıl acaba başka bir şey daha içirdiler de benim kızım beni aramıyor. Ben onu arıyorum ulaş. Niye merak etmediniz? Ben biliyor merak ediyordum Serap ablam. Ben merak ediyordum. Böyle merak edilmez. Ama benim beyim gitmiyordu. Uzak duruyordu o gitmesin yani. Sen gitseydin. Beni de göndermiyordu. Olur mu ya? Sen benim gördüğüm. Sen benim gördüğüm. Diyorum ya sana. Tam bir Anadolu kadını. Tamam. Sen ne koca dinlersin ne çocuk. Tamam. Ben evladımın peşinden gideceğim. Tamam. Ama ölüsünü ama dirisini bulacağım diyecek bir kadınsın. Göndermiyor. Olmaz. Göndermemesinin sebebini. Buraya nasıl gönderdi? Buraya gönderdi işte. Başı tarafa bana ne olur buraya bana doğruları konuşun, doğruları. Göndermemesinin sebebini de ben söylüyorum. Biz o zamanlar çok söylüyor. Önemli bir şey söyledin Gül Hanım. Başa dara girince niye girdi başı dara? Başa dara dediğim de söyle. Yani ilgilenmediği sürece biz çok dolaşacağız orada burada diyerek. Yok öyle değil. 5 senedir dolaşmamışsınız. Birden niye başı dara geldi? Ev yapmışsınız. Yok, başka bir şey olmuş ya, orada. Birileri suçladı mı sizi? Haklı, ha? Birileri size suçlamaya mı başladı? Dedikodular mı başladı? Nasıl bir başa girdi? Yo, yo, niye kayıp başvurusunda bulmuyorsunuz diye suç geldi. Tuğba, Tuğba hastanedeyken inşaata başlamış mıydı? Evet, bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika, bir dakika. Söylesin Yunus, söylesin. Evet. Bize dediler ki, bize dediler ki bunların evine giden misafirler sizin kızınızı gidip göremiyoruz. Sizin kızınız, çocuğu orada kızınızın kendisi yok. Siz niye bunun arkasını aramıyorsunuz? Biz de bildiğimiz de bu, bileceğimiz de bu. Güneşli arıyoruz. Adamlar dedik. Arıyoruz. Yani. Arıyoruz, arıyoruz. Telefona ya yüzümüze kapatıyorlar, ya azarlıyorlar, ya görüştürmeyiz diyorlar. Ama o insanlar biliyor evlerini. Hadi bizi götürün de demiyorsunuz. Ama o insanlar bize evlerini şu yüzden tarif etmiyorlar. Bunlar benim ablamı dahi tehdit etmişler. Bunlar ne benim kadar mesafe? Yer söyleme de. Ne kadar mesafedir 5 yani, yıldır görmüyorsun sen ablanı? Yok yok, ben bir sürü şeyi, ifadeyi... Konya, Çomaklı ile Ereğli'nin arası kaç ne kadarsa... Kaç kilometre kardeşim? Kaç vallahi kilometre? Bilmiyorum kaç abi, kilometre. 50, 100, 500. Yok canım 50, 100, 500 değil. Soruyorum yani o 20 beş kilometre... 5 yıldır bak, siz şu konuda haklısınız. 5 yıldır telefonla arandı. Tehdehine arkasına ya, düşülmedi. Siz bu konuda haklısınız. Biz haklı orada haklı olmak neyi değiştirdi ki? Ben dakika, onu anlamaya çalışıyorum. Biz orada kendinizi biz orada, tatmin ediyor musunuz? Yani siz şu an o haklısın demem seni mutlu ediyor mu? Rahatlatıyor mu? Biz orada, hayır, etmiyor. Biz etmiyor. Orada sadece telefonla aradık. Tuğba hastanedeyken yanına siz inşaata başlamış mıydınız? Şimdi rejiden bir uyarı aldım ben. Şimdi bu konuyu şu anda kapatmam gerekiyormuş. Çünkü bu dosyanın cinayet büroya mı geçti? Babana ifade verdi. Şimdi Muhittin'e dikkat çekiyor karşı taraf. Yani senin büyük oğluna. Evet. Kız kardeşini başına ne geldiğini biliyor ya da bir şey getirdi algısı yaratmaya çalışıyorlar. Tamam, o da bağlansın. Onunla biz röportaj da yaptık. Ama şu an için dediler bir duralım bu konuyla ilgili. Bunun sonu nereye gidiyor şu anda çok emin değiliz açıkçası. Tamam. Biraz daha bilgi sahibi olmamız lazım. Neden cinayet bürodan arandınız ve baba orada ifade verdi? O, şu an virgül koymak öldüm zorundayım. Işte, rejiden değilse. Hay. Yok, hay, bana hay, doğrular hay, söyleyin yalvarırım. Yok yemin ediyorum yok öyle bir şey. Allah rızası. Bunlar kötü bir şey yaptı değil mi? Yemin ediyorum yok öyle Allah bir şey. Allah rızası için yalvarırım abla yapma. Olur mu? Kavruldum abla kavruldum. Bak ben de bir evladım var. Böyle bir şey olsa ben hani burada tabii ki söylemem ama yemin ediyorum sana namusun ve şerefin üzerine yemin ediyorum. Tamam, öyle özür bir şey dilerim yok. Elini öpelim. Tamam. Allah estağfurullah. Sadece şu an için bir virgül koyalım dediler. Bir durdurmamız gerekiyor dediler. Hepsi bu. Tamam. Öğreneceğiz, araştıracağız. Şimdi ben bugün söyledim size Medine de ve Mehmet Sıddık da burada olacak. Küçük Kemal'in başına ne geldiğiyle ilgili onları ekrana çıkarmadık ama ekran gerisinde araştırmalarımız devam ediyordu diye. Şimdi onları bir alacağım, o gelişmeyi paylaşacağım sizlerle. Sen ağlama ağlama dur. Gül Hanım'ı ve Yunus'u alacağım dışarıya. Dur canım. Kalkmayacağım, iyiyim abla, tamam. Tamam, Medine ile şeyi alacağım. Peki bir hatırlatmasını girelim de biraz şey olsun. Sakinlesin. İki çocuk annesi Zeynep Söğüt, 2013'te birlikte yaşadığı taksici Savaş'ın evinden bir anda kayıplara karıştı. 5 yıllık bir kayıp ve 22 yaşındayken kayboldu.
iki çocuğunu arkasında bıraktı. Ailesi programımıza katıldı. Kızım neredeysen gel, bir telefon aç. Biz seni bekliyoruz yavrum. Biz 5 yıldır seni bekliyoruz kuzum. Şüpheler bir kişi üzerinde yoğunlaştı. Ev ayrı, para veren yok, pul veren yok. Halası diyor ki biz para evi tuttuk. Hepsi yalan, hepsi yalan. Eşyalar biz aldık, hepsi yalan. Aynı evde kalıyorlar Savaş'la, kayıpken. Ya Savaş bırakmaz onu ya. Kesinlikle bırakmaz. Ablam kayıp. Dosya cinayet masasına geçti. Aile mutlu sona mı ulaşacak kızlarını bulup, yoksa cinayet büroda başka bir yere mi evrilecek hikaye ve altından başka bir şey mi çıkacak? Gerçeğin peşinde çemberi daralttı. Evet, kayıp Zeynep gerçekten de bizim en önemli dosyalarımızdan bir tanesi. Sevgili seyirciler, Zeynep dosyasıyla ilgili çember daralıyor. Polis son noktayı koydu. Yayınlarımızın ardından cinayet çözüldü, 3 kişi tutuklandı. Zeynep Söğüt'ü kim, neden öldürdü? Zeynep Söğüt cinayeti kayıpla başlayan, sonrasında bir kadın cinayetine uzanan 22 yıllık bir yaşam. Bize yansıyan kısmıyla dakika dakika, an an neler oldu, neler yaşandı, kimler ne söyledi. Gözümüzün içine, muhabirimizin gözünün içine baka baka kimler yalan söyledi. Onlar zaten şüphelilerimizdi. Şimdi katil zanlıları oldular. Birazdan o dosyaya geçeceğim. Küçük Kemal'i çok merak ediyordunuz. Ne oldu? Bulundu mu? 4 tane aynı dönemde çocuk bırakılmıştı. Bundan 4 yıl önce 2016 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında Hasan Bey'in yaptığı araştırmalara göre benzer yaşta çocuklar terk edilmişti. Bu çocuklardan biri Kemal miydi? Sorusunun cevabını çok merak ediyorsunuz. Öncelikle ben Medine'ye şunu soracağım. Medine, bundan sonraki hayatın için bir plan yaptın mı? Bundan sonraki hayatım için... Biraz yüksek konuş canım. Plan ailemle. Ailenin yanına gideceksin. Ailem, babam sahipleniyor. Ailemle artık. Ne olursa olsun ailemin yanında olacak. Bir kere senin önce... Tabii ki bir boşanma gerçekleştirmen gerekiyor. Mehmet Sıddık'tan tamamen boşanıp bütün bağlarını kesmen gerekiyor. Ondan sonra evleniyor musun? Yeni bir hayat mı kuruyorsun? Bir daha çocuk yapma bence artık. Çocuk yapma sen, yapma. Yapma. Bu arada ikinize de şunu söyleyeceğim. Şimdi alacağınız haber hem çok sevindirici bir haber, hem de sizi bir yerde ne diyeyim size, hayal kırıklığı yaşatacak bir haber. Efendim, evet, 4 tane çocuk 2016 yılının Şubat'la Nisan ayı arasında Ankara Keçiören'de bırakıldı. Ve bunlar önce karakola teslim edildi, oradaki sakinler tarafından. Sonra Keçiören Atatürk Yetiştirme Yurdu'na bırakıldı, sosyal hizmetlere. Ve bizim araştırmalarımız sonucu, biliyorsunuz muhabirimiz Eren Ankara'da bir aileye ulaşmıştı. Ama biz o 4 çocuktan birinin Kemal olup olmadığını çok sıkı bir şekilde araştırdık. Bizim bulduğumuz çocuk, yani ailesinin yanında bulduğumuz çocuk %90-95 Kemal. Kemal evlat edinilmiş. Kemal iyi bir ailenin yanında. Durumu çok iyi. Sevgi dolu bir anne babası var, biyolojik olmasa da. Kemal'i güzel bir gelecek bekliyor. Kemal hayatta. Ve bu aile, Kemal onları anne babası biliyor. Onlar anne, onu doğurmuştan daha anne, daha anne, daha sevgi dolu. Baba deseniz hakeza öyle. Şu kadar bilgi vereyim. Aynı sarışınlığını koruyor. Senin bıraktığın gibi. Onun dışında hiçbir bilgi vermeye, ne yasal olarak, ne ahlaki olarak, ne etik olarak hiçbir bilgi verme yetkisine sahip değiliz. Ayrıca vermeyiz. Böyle bir yetkimiz olsa da vermeyiz. Çünkü burada
4 yıldır kendisini bakan, büyüten, seven, hastalığında, sağlığında, ateşinde, her şeyinde, salyasında, sümüğünde, her şeyinde yanında olan bir anne baba var. Biyolojik olmamakla birlikte onları bağrına basmışlar. Bir kere onların hayatına, Kemal'in hayatına hiçbir şekilde müdahale etme hakkını kendimizde görmüyoruz. Psikolojik anlamda, hiçbir anlamda, sosyal anlamda bunu yapmayacağız. Size o konuda bilgi vermeyeceğiz. Ancak tabii ki yasa yolu herkese açık. Bundan sonrasında önce boşanmayla başlayacak olan bir hukuki süreç var. Sonra soy bağının işte Mehmet Sıddık'tan alınıp bir şekilde oranın bir kesintiye uğraması olayı var. Ve çocukla ilgili de Mehmet Sıddık'ın bazı hakları olabilir mi? Hasan Hocam konuşsun bundan sonrasını. Evet, en başta zaten boşanmanız gerekiyor. Hatta artık bir an önce anlaşmalı bir şekilde tek celse boşanmanız gerekiyor. Boşandıktan sonra hatta boşanma davası devam ederken Sıddık'ın hemen nesebin reddi davasını açması gerekiyor. DNA testleriyle birlikte o 4 çocuğun Vedat'tan olduğunu iddia ettiğin 4 çocuğun babasının Sıddık olmadığının tespiti gerekiyor. Şimdi bunlar devam ederken şimdi ben bu evlatlık müessesesiyle ilgili geçen Kahraman Eroğlu hocam da bağlandı ve dedi ki evet babası hayattaysa bir şekilde ortaya çıkmışsa babasının çocuğu alma hakkı vardı. Şimdi ben tabi bu hukuk aleminde çok ayrı fikirlerin oluşturduğu bir konu. Bana göre o ailenin yanından evlat alınan ailenin yanından çocuk alınmamalı. Ya bu benim bana özgü bir fikir. Bu saatten sonra o çocuk anne babası olarak bildiği o ailenin yanında alıp da böyle bir sorunlu ortamın içerisine sokulmamalı. Fakat almak isterse yasal hakkı var. Buna ilişkin olarak da sosyal hizmetler hem çocuğa hem şu an evlatlık edinen aileye hem de Mehmet Sıddık'a ve sana özel bir prosedür uygulayacaktır bu saatten sonra. Direktmen zaten size vermeyeceklerdir. Tabii böyle bir hakkım var Sıddık. Yani benim görüşüm evlat edinen ailenin yanında kalması ama yasal açıdan o çocuğu alma hakkım var. Tabii muhtemelen velayet de sana verilmeyecek. Velayet de senden nez edilecek. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu Türk Ceza Kanunu anlamında da zaten Sıddık bir takım müracaatlarda da bulundu. Çocuğunun kaçırılması, ölüme terk edilmesi. Yani buna ilişkin de hakkında tahkikatlar yapılacaktır. Bu da bilgin olsun. Bu konuda sadece kısacık bir söz söylemek. Hocam bir şey söyleyecek misiniz? Kısacık ama. Şu şekilde diğer söyleyebilirim. Evet. Bilir kişiye sorulacak mahkeme. O bilir kişi adli tıp uzmanları ve psikiyatrlardan oluşacak. Ben şimdiden onu bilir kişi sonucunu söyleme şeyini kendimde görüyorum. Çok açık çünkü bu programları seyretseler yeter. Çocuk evlatlık verilen ailede kalacaktır. Peki. Kesinlikle biz son de bir söz hakkı Mehmet Sıddık'a vereceğim. Kısa bir cümle istiyorum. Sorum şu. Evladını seviyorsun. Bir şekilde yanlış bir evliliğin, yanlış bir insanın kurbanı oldu. Evladını bu kadar seven bir baba olarak evladına kıyar mısın yeniden? Onun hayatını allak bullak edecek misin? Hayır efendim. Etmeyecek. Efendim bakıcı aile verilmişse yine göstersinler bize. Koruyucu aile. Hayır, değil. Koruyucu evlatlık aile. Verilmiş. Sen çocuğunun hayatının bir kez daha allak bullak olmasını ister misin? Hayır. Sen ister misin? Peki. Peki efendim. Evet, Kemal, küçük Kemal'in güzel bir yuvası var. İnşallah o yuvada annesiyle babasıyla mutlu yaşayacak. Bu ülkede çocuk doğurdum, istediğim gibi oraya buraya bırakırım diye bir şey olamaz. Bunun Medine'de yasal olarak zaten birkaç gün içinde yasal sonuçlarını görecek. Size bu kadarını söyleyebilirim. Ve bir kadın öldü efendim. Bu sadece bir kadın değildi. Bu kadın 22 yılına 2 tane evlat sığdırmıştı. Hamileydi. Bir adama güvendi. Onunla bir yaşam kurmayı hayal etti. Fakat bu adam iddialara göre onunla kurduğu yaşama hiç uygun bir adam değildi. Bu 22 yıllık yaşamı 7 yıl önce kaybolan Zeynep'e 22 yıllık hayatının sığdırıldığı bir valizin içerisinde karnında bebeğiyle bir uçurumun kenarında 7 yıl boyunca bulunmayı bekleyerek sona erdi. Zeynep Söğüş cinayetine geçiyorum. Söğüt.
İki çocuk annesi Zeynep Söğüt 24 Aralık 2013'te Adana'da boşandıktan sonra beraber yaşamaya başladığı Savaş'ın evinden kayıplara karıştı. Aslında çocuklarını ailesine düşkün bir genç kadınken birden Savaş isimli bir kişiyle tanışıp bir yıl kadar onunla yaşadığı süreçte çocuklarını, annesini, babasını, akrabalarını ihmal etmeye başladı evet. diyorsun. Yıllarca kızından haber alamayan anne Arbiye Ballı, kızının bulunması için 2018 yılında Gerçeğin Peşinde programına başvurdu. Kızım neredeysen gel, bir telefon aç. Biz seni bekliyoruz yavrum. Biz 5 yıldır seni bekliyoruz kızım. Gel, çocukların da seni bekliyor annem, gel. Taksici Savaş, Zeynep'in kaybolmasının ardından kayıp başvurusu yapmıştı. Ama genç kadından bir daha haber alınamamıştı. Savaş'ı gördükten sonra zaten bıraktı. Bizi, babasını, çocuklarını. Evet. Benim kızım çok değişti Savaş'la tanıştıktan sonra. Kızlarının öldüğünü düşünen ama yaşadığına inanmak isteyen aile her ihbarda ümitlendi. Ama her seferinde hayal kırıklığı yaşandı. Zeynep yaşıyor Serap Hanım. Zeynep yaşıyor. Yaşıyor. Eminsiniz, tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Eminim, tanıyorum. Kuaföre gidiyor, devlet hastanesinin karşısında, eski devlet hastanesi. Şu an kapandı. Evet. Eminim. Ara ara Alev ismini kullanıyor. Ara ara Alev ismini. Farkında. Dün de söyledi. Yani. Vallahi abla ya bir şeylere tanık oldu, öldürdüler. Başka bir ihmali yok. Ya da bu adam bunun başına bir şey getirdi, bir durum oldu, öldürdü. Yaşadığına inanıyorum. Öldüğünü düşünmüyorum, yakıştıramıyorum öldüğünü kızımı. İnşallah bir sonuç alırız. 2018 yılının Aralık ayıydı. Aile bize geldiğinde ve 5 yıldır kızımız kayıp dediğinde. İlk aramalarımız böyle başladı. Orada bir telefondaki kişinin söylediği dikkatinizi çekti mi? Zeynep yaşıyor dedi, Zeynep kuaföre gidiyor dedi, Zeynep şunu yapıyor. Şimdi anlıyoruz ki bu Savaş, Ersin ve Nazlı bunu planlayıp bu kişileri aratan kişiler onlar. Bize Zeynep'in yaşadığını inandırmaya çalışan kişiler, bize Zeynep'in hayat kadını olduğunu, Nazlı kendini hayat kadını gibi gösterip beraber Elazığ'da... Ki öyle zaten. Onu bilmiyorum ama bunları bize... Tam olarak şu anda anlıyoruz ki hepsi şaşırtmaca telefonuydu ama emniyet için bu öyle olmadı tabii ki de. Biz bu bütün kayıtlarımızı hep bir ihbar olarak kabul edildi. O dönemde ilk gün bile Arzu sen inanmıyordun Zeynep'in yaşadığına. Evet inanmıyordum Serap Hanım. Çünkü ben yeğenimi çok iyi tanıyorum. Hani dediniz ya hani diyaloğunuz olsa Savaş'tan haberiniz olurdu. İşte ben yeğenimi iki gün görmedim. Görmeyince evine gittim benle kız kardeşim. Kapıyı açmadı bize. Gündüz kapıyı açmadı. Böyle akşamüstü falan da hatırlayamıyorum tam olarak şeyi. Ama içeriden ses geliyordu. Ben biraz aksiyimdir. İyiyimdir ama aksiyimdir. Hani ben buradaki teyzeye çok üzülüyorum ama kızıyorum da. Bak benim de evlatlarım var. Benim evladıma kayınvalidesi bir defa eziyet etti. Dedim ki ben çocuğum sana saygısızlık yaparsa sen bir şey yapabilirsin. Sen öyle kafana göre benim kızımı ezemezsin. Dedim de ben onlar aynı mahallede oturuyordum. Yanımdan evlerini taşıyıp gitmek zorunda kaldılar. Öyle bir dünya yok. Ben o çocuklarımı gözyaşlarımla büyüttüm. Kimseye yem edemem. Edemem. Öyle bir dünya yok. Lütfen anne baba. Kızıyorlardı. Vay bana git diyorlardı. Vay ben korkuyordum. Allah. Benim evladım öldük de ben yeğenim için bu kadar kavrulurken. Evladım öldükten sonra zaten ne anlamı kalır ki? Öldürsünler beni ya. Ha şimdi karşı tarafa söylüyorum. Hani gerzek gerzek yazıyorsunuz ya. Benim evim belli. Yerim belli, yurdum belli. Ben sizin illa gelişlerle uğraşmıyorum. Ben bir yıllardır aynı evimde yaşıyorum. Ve ben ekran önünde olan bir insanım. Hani ben böyle saklı gizli bir insan da değilim. Öyle oradan alttan yazmayın. Ben Zeynep değilim bir kere. Onu bir aklınıza sokun. Ben Zeynep değilim. Sizin tek avantajınız benim Adana'dan Ankara'ya taşınmış olmam oldu. Ve senin gibi kalekler sizin yüzünden yeğenime küsmüş olmam oldu. Seni parçalardım ben. Seni yerdim ben. Ben onu yerdim. Ben ne, vallahi ne Harbiye'ye benzerdim, ne buna benzerdim, ne hiçbirine benzerdim. Ben kabullenemiyorum. Ben çocuktum o doğduğunda. Çocuktum ya, ben kucağımda büyüttüm Zeynep'i ya. Büyüttüm, yemin ediyorum Serap Hanım, iki tane bardak ne demek ya, bardak. Bana doğum günümde aldı bak yıllar önce. Yeminim kırılmasın diye onları sakladım ya. Tek ondan hatıra kalan bende o kalbi. Ve bir tane de fotoğraf.
Çıldırıyorum. Şöyle biraz uca git yavrum. Sen de biraz daha soluna Hayır, git. Hayır, uykumdan kalkıyorum. Sinirlerim bozuluyor. Çünkü onu kurtlar, kuşlar yedi. Ve ifade de aynen bu şekilde ifade vermiş Serap Hanım. Demişler ki atmadın, yalan söyleme, hani doğruyu söyle, gömdüysen. Demiş ki ben biliyordum ki kurdun kuşun burada yiyeceğini. Çünkü attıkları yerler benim telefonumda var. Gittim, kendim fotoğraflarını çektim. Gerçekten normal canlı insanı koy, yer hayvanlar. Pozantının bir yaylasının dağı, kışın kar orada 2-2,5 metreyi bulur. Polisler öyle bir zor şartlarda çalışmalar. Allah bir değil, bin kere razı olsun. Tek onlara kızdığım, günlerce biz haykırdık arkadaşım. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz, siz bunun okulunu okudunuz. Ben farklı okul okudum. Sen bunun eğitimini aldın. Bu kızın yaşamadığını siz zaten biliyordunuz. Onun için cinayet buraya evet, geçti ama. Evet ama bir 6 yıl sonra geçti. Şimdi, ama yayınlardan işte, sonra evet, çünkü hep kayıp başvurusu üzerinde duruldu. Allah razı olsun. Sizin de kayıp başvurunuz vardı. Evet. Hiçbir zaman cinayet şüphesinden evet, yola çıkılmadığı için orada kayıp olarak arandı. Artı bir de şu var. Sonra benim... özel ekip kurdu Adana Emniyet Müdürlüğü. Allah razı olsun. Buradan hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bizzat gittim hepsiyle görüştüm. Ben savcıyla da görüştüm. Emniyetle de görüştüm. Öldü ama ben yeğenim bundan hani demiştim ya Serap Hanım benim rüyama geldi böyle kapkoru dağlık bir yerde taşların evet, üstünde gördüm demiştim. Evet çok iyi hatırlıyorum. Evet bak evet aynen öyle taşlık bir yerde yeğenim. Ölüsü oradan çıktı. Bundan 3-4 ay önce gene rüyama geldi. Babam da benim vefat etti 5 yıl önce. Babam takım elbiseli genç bir adam. Çok uzatmak istemiyorum. Yeğenim böyle belin beyaz olmuş. Saçlar ipil ipil böyle parlıyor. Nasıl sarılıyorum? Çardağım var kendi evime gelmiş oluyor. Kucağıma bu koluma yattı. Öptüm, kokladım. Dedim ki gitme Zeynep. Senden benden alamazlar seni. Benden alamazlar. Dedi ki halacığım şimdi gitmezsen bir daha hiç gelemeyeceğim. Çok az bir zamanım kaldı. Yemin ediyorum hemen yengemi aradım. Kübra'yı aradım. Bu rüyayı anlattım. Dedim ki Zeynep bulunacak. Dedim, bak ama ben rüyayı gördüm. Böyle. Evet. Ama ben hiç ölü tahmin etmedim. Hani tahmin ediyoruz aslında. Dedim ya ben çok mantığımla hareket eden bir insanım. Burada hep duygum hareket etti. Ben sadece Zeynep için söylemiyorum. Bütün öldürüm. Bak şurada birkaç gün önce Aleyna bilmem ne. Ya 3 yaşında çocuklara. Ya ne bileyim genç kızlara, genç kadınlara. Ya arkadaşım olmuyorsa olmuyordu bir şey. Niye öldürüyorsunuz? Bu kadar mı basit ya? Gördüm gitme dedim halam. Dedi ki halacığım şimdi gideceğim. Çok az kaldı tamamıyla döneceğim dedi. Of. Ama ben o valizin geleceğini hiç tahmin etmiyordum. Gerçekten yani benim hani o Nazlı telefona bağlanıp beraber çalışıyoruz dedi ya. Şimdi diyormuş ki benim hiçbir haberim yoktu. Beni sadece dükkanımdan aldılar. Ben kahvaltıya gidiyorum sandım onlara. İfadenin basitliğine bakın. Olayların nasıl geliştiğini tek tek hepsini anlatacağım. İfadelerden de yola çıkarak. Evet. Yani bunların hepsini tek tek gerçekten Zeynep'i cinayete götüren, cinayet sonrası o valize sığdırılıp o dediği gibi Pozantı'nın dağlarından atıldığı bütün o hikayeyi tek tek dinleyeceksiniz. Peki sen niye tekrar tekrar gidiyorsun oraya? Bilmiyorum. Niye? Bilmiyorum. Ne beni oraya götürüyor bilmiyorum ama gidiyorum. Gidiyorum ben o kuşlara bakıyorum. Boğazımda yeğenimin etinin lokması var ki oradaki kuşların. Ya bu insanlık değil ya. Yani kurt kuş yedi kemik kalmamış Serap Hanım. Ve demiş ki galeklersiz. Biliyorum ki demiş zaten o yaban hayvanlar yiyecek delil kalmayacağını bildiğim için attım buradan aşağı demiş. Bunu bile bile ya. İki defa yer değiştiriyor evet, bu kişi. Evet iki defa yer değiştirmiş evet. Şimdi bakın şöyle bu savaş zaten o beraber yaşadığı ve para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığı iddia edilen bu katil zanlısı, üç katil zanlısından bir tanesi olan Savaş zaten taksi şoförlüğü yapıyordu. O zaman konuşmuştuk bunu. Evet. O taksisinde arkada bu Nazlı denen kadın, Nazlı T isimli, yine o da tutuklandı. Nazlı T isimli kadından arabası olduğu için yardım istiyorlar. Bu Savaş'ın akrabası diye geçiyor. Ve arkada da Ersin Y, katil zanlısı. Yani Zeynep'i öldürdüğünü itiraf ettiğini ettiği söylenen kişi Nazlı ile birlikte, Nazlı'nın arabasıyla önden gidiyorlar. Ki bir çevirme falan olursa Savaş taksi de arkada, maalesef bir valizin içinde de 22 yaşında karnında bebeği olan Zeynep'in cansız bedeni var. Onlar bir çevirmeye karşı onu uyaracaklar gelme diye. Ve devam ediyorlar. İşte o cenazenin bulunduğu noktaya gelindiğinde
o dağlık ya da işte alana doğru, yeşillik alana doğru bu araçlar sapıyorlar ve valizi oraya atıyorlar. Bir süre sonra bu katil zanlısı bir süre değil Serap Hanım, cinayet sonra mahalline geri dönüyor. Sonrasını birazdan yine izleyeceksiniz ama acılı anne şu anda telefonda. Maalesef Arbiye Hanım çok kötü durumda. Yayına bile gelecek durumu yoktu. Arbiye Hanım. Alo. Arbiye Hanım. İyi yayınlar Serap Hanım. Arbiye Hanım, yıllar sonra böyle mi karşılaşacaktık canım? Ha? Bu haberi hiç istemiyordum, hiç beklemiyordum, hiç kabullenmiyordum öldüğünü. Allah'ım kurban oldum, Allah'ım onlara Allah'ım daha büyük ceza versin. Ölmesin de orada. Hepsi bizi televizyonlarda güle güle izlediler. Bizi seyrettiler yayınlarda, bizi oynattılar. Katil, katilin anneleri, kendileri de katil tabii ki. Allah onları bildiği gibi yapsın kurban olduğum Allah'ım. Benim kızımın yine kanı yerde kalmadı. Bunun da emniyete çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O polisler didik didik aradı. Bizi her zaman bilgilendirdiler. Allah razı olsun ondan. Peki Arbiye Hanımcığım, ben tekrar bağlanacağım sana. Fakat benim şu anda reklama gitmem gerekiyor. Tamam. 5 yıl önce geldiğinde yayına her an kapımı çalacak gibi kızım bekliyorum demişti. Son 2 yılı da öyle mi geçirdi? Haberi nasıl aldı? Anne babadan dinleyeceğiz ve cinayetin tüm ayrıntılarını. Sevgili seyirciler, program başında da söylediğimiz gibi gerçekten bugün cenazemiz var. Bugün kendisini hiç tanımadığımız ama yaklaşık 3 ay boyunca başka bir kanaldayken programımız aradığımız, aileyle artık aile gibi olduğumuz Zeynep Söğüt'ün ölüm haberini aldık. Cinayete kurban gittiği haberini aldık. Ve o saatten itibaren diyorum ki bu cenaze hepimizin evinden çıktı. Yeter artık bu kaçıncı kadın cinayeti, vahşice öldürülen ve vahşi bir şekilde kurda kuşa yem olsun diye bir valizin içinde açık bir alana atılan Zeynep Söğüt'ün hikayesi biliyorsunuz. Halası burada, kız kardeşi burada. Bu arada beraber yaşadığı Savaş isimli kişi zaten programda bize aramaya geldiklerinde baştan itibaren baş şüpheliydi. Bize röportaj vermişti. Arkası dönük yüzünü göstermemişti. Ve demişti ki bu haberimizin gözüne baka baka benim hiçbir haberim yok. Zaten Zeynep kaybolduktan 2 gün sonra da ben kayıp başvurusunda bulundum. O da planlar için. Demişti. Sonra anlıyoruz ki bu cinayeti işlediğini itiraf eden Ersin Y. ona git kayıp başvurusunda bulun demiş. Yani aslında cinayet ilk başta tasarlayarak olmasa bile sonrasında her şeyi tasarlayarak ve büyük dikkatle, özenle gerçekleştirilmiş. Detaylara indikçe siz de anlayacaksınız. Hatta o kadar tasarlamışlar ki ben net olarak hatırlıyorum. Şimdi reklam arasında aklıma geldi. Bir Zeynep'in kimliğiyle bir otelde kalınmıştı öldürdükten. Evet. Ve gün yani bir defaya kaybolduktan sonra kalmıştı. Yaklaşık 100 küsür tane kayıt var. Tabii. Yani Zeynep kaybolduktan sonra bir otele girdiği şeklinde, orada işte birisiyle beraber olduğu şeklinde ihbarlar geldi. Onun kimliğini kullanarak ve belki de bunun işte Nazlı olduğunu tahmin ediyoruz. Evet, Nazlı aynen. T. Şimdi anne ve baba telefonda, anneyle biraz konuştuk ama baba Murat Bey de o dönem çok yayınımızda çok büyük gerçekten isyan etmişti kızıyla alakalı. Murat Bey başınız sağ olsun. Sağ olun Serap Hanım, Allah razı olsun. Hep söylüyorum yani 1,5 sene sonra diyorum böyle mi karşılaşmak nasip olacaktı? Kader. Kader değil mi? Ve sen kızının aslında bilmediğin yani bir süre sonra cinayete kurban gidecek ve bu cinayette parmağı olacak adamla sırf kızım beraber yaşıyor. Kızım da mutsuz olmasın, aman yeter ki araları iyi olsun diye oturup mangal yaptığın, et yediğin, sohbet ettiğin bir adam... Evet. Bir süre sonra kızının katil zanlısı olarak karşına çıktı. Ne hissediyorsun evet. Murat Bey? Şimdi şöyle diyeyim Serap Hanım, ne hissedebilirim? Konuşak durumda da derim. İnanın ki şu saate kadar, dün akşamüstü bir bayan arayıp da başın sağ olsun diyene kadar biz öldüğüne inanmıyorduk. Evet. Bunun sebebini de diyeyim burada. Ben şu an İzmir'deyim. Evet.
Bu kadın benim kızımın yaşadığına beni öyle bir inandırdı ki. Akıllara da, benim ailemle de konuştu. Bacılarımla da konuştu. Ve şimdi sıkıştığı yerde inkar edecek. Ben onun için yayına katılmak istiyorum. Ve bunlarla yüzleşmek istiyorum. Ben savcı veya cinayeti izleyen hepsine bakın. Şimdi baştan söyleyeyim. Öncelikle bakın. Özür diliyorum herkesten. Helal ede paşamdan. Emekli Tuğgeneral benim eski üsteğmenim. Benim çocuğum çıktı. Ben sizin yayınınızdayken otelde aradım. Paşam durum böyle. Yalvarıyorum sana yardım et dedim. O zamanki şu an ismini de unuttum. Alay komutanı Adana'nın. Onu tesadüfen askeriyeden tanımasından beni çağırdı. Emniyet müdürünü aradı. Emniyet müdürü o gün toplantıdaymış. Asayiş müdürüyle görüştürdü. Asayiş müdürü dedi ki bu iş kayıp olarak aranamaz. Cinayet masayı çağırdı, cinayete verdi. Size de o zaman söylemiştim. Tabii her yayında biz bunu dile getirdik. Emniyetten Allah razı olsun. Hepsini dile getirdik burada yayında. Senin çok evet, önemli yok. Bir... Her, bütün herkesten Allah razı olsun. Ben diyorum ki vereceğim isimler. Şimdi ben buradan küreç... verme. Hadi. Murat Bey. Buradan verme. Yok, askere değil. Yok. Ha, teşekkür. Ben... Teşekkür edeceksin. Hepsine teşekkür ediyorum. Onları demiyorum. Allah razı olsun. Cinayet özellikle aradı. Elinden geleni yaptılar. Savcı Bey'e de teşekkür ederim. Ben onu demiyorum. Benim demek istediğim, Savcı Bey'e bir şey söyledim. Savcı Bey dedi ki sizi kandırmışlar. Kandırma değil efendim. Benim anlatmak istediğim farklı bir şey. Dinleyin lütfen. Kes. Kireç, İsmail Can ve bundan alakaları vardır. Benim kızımı bunlar bana öldüğüne dal, yaşadığına inandırdılar. Ve inanmamak mümkün Murat değil Bey, anlattıklarına. Murat Bey ben ama bak şimdi bu yayın ilkeleri gereği bu isimleri vermemen gerekiyor. Ama buraya geleceksin. Bundan evet. Sonrasında kimlerle hesaplaşmak istiyorsak bu işin içinde evet. Kimlerin parmağı varsa hepsi bir bir ortaya dökülecek. Bak nasıl evet. Ki bir tek savaştan şüpheleniliyordu. Ama aslında işin bu iş içinde. Kimsenin yaptığı yanına özür diliyorum lafınızı kesiyorum. Kimsenin yaptığı yanına kel kalmasın. Ben işimi bıraktım bunun için şu an. Belki de işimden attılar beni. Kalmayacak. Kimsenin yanına kar kalmayacak. O dönemde bak şöyle bir şey oldu. Bize bir kadın bağlandı. Bu evet. Kadın bir ihbarcı olarak bağlandı. Ve tam olarak şunları söyledi. Tek tek okuyorum. Tek tek okuyorum. Diyor ki abla bana söylüyor. Abla ben Zeynep'le İzmir'de çalıştım. 2 sene önce bununla Elazığ'a gittik. İzmir'den Ankara, Ankara'dan Elazığ. Ben de diyorum ki peki ne anlattı sana Zeynep diyorum. Bu ihbarcı diyor ki benim de 2 çocuğum var dedi. Oturduk konuştuk, dertleştik. Evet. İşte savaş dedi, arkadaş olduk dedi. Beni hep tuzağa düşürdü dedi bunun amcası. Evet. Elazığ'da şimdi Zeynep. Elazığ'da telefonlar kapalı oluyor, vermiyorlar Serap abla dedi. Ben de dedim ki, demişim ki kimlik kullanmak zorunda böyle bir yerde çalışıyorsa da ya sahte kimlik var ortada ya da bu kadın arkadaşının kimliğiyle gitti diyorum. Bu kadın kim biliyor musunuz sevgili seyirciler? Bu konuşmayı yaptığım kadın. Katil zanlısı olarak tutuklanan Nazlı T. Evet, bunu emniyet dikkate alsın. Yani Nazlı T ile yaptığımız bu konuşmada bunun arkasından Murat Bey sen stüdyodasın şunları söylüyorsun. Bunu sesli olarak getireceğim ekrana. Bu kadının bu sözleri üzerine senin söylediklerin tüyler ürpertici. Evet. Ya bu kız Zeynep'le birebir görüşüyor. Zeynep hayatta. Zeynep konuşturuyor. Ya da bu kız aleni Zeynep'in ölümünü kapatmak istiyor. Milleti oyalıyor. Ya Zeynep aynen. Niye bu kadar oynasın sizinle? İşte biz de anlamıyoruz. Ya bize yüzümüze çıkmaya şeyi yok. Anlıyor musunuz? Olan olaylardan dolayı utanıp çıkmıyor. Abla ne olur ses ver. Ben senin öldüğüne inanmıyorum. Evet. O dönemde tam olarak Murat Bey diyorsun ki ya bu kadın diyorsun oynuyor bizimle Zeynep diyorsun. Ben de niye bu kadar oynasın diyorum. Ya diyorsun bu kız Zeynep'le birebir görüşüyor bu Nazlı için. Hayatta Zeynep konuşturuyor bu kadını. Ya da bu kız aleni Zeynep'in öldüğünü biliyor ve kapatmak istiyor. Bizi başka bir yöne yönlendirmeye çalışıyor. Evet.
Nazlı'nın yapmak istediği tam olarak bu. İfadesinde şöyle söylüyor. Ben çok korkuyordum. Bana bu Ersin ve Savaş ne derse onu yapıyordum. Bu telefonları o açtı. Daha başka ihbarlar da vardı. Zeynep'i gördük. İşte biraz önceki BTR'de izlediniz. Zeynep kuaföre geliyordu. Zeynep bir ay önce efendim otele giriş yaptı. Bütün bunlar o cinayet tasarlayarak olmasa dahi sonrasında çok organize yapılmış işler. Evet. Bu Ersin Y, Savaş S ve Nazlı T şu anda tutuklular cinayet katil zanlısı olarak. Sizin bütün şüphelendiğiniz, bu işte parmağı olduğunu düşündüğünüz kişileri sizden öğrenmeye hazırız. Onları buraya geleceksiniz. Burada tek tek hepsinden hesap sorulacak. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Yalnız bu arada Kübra ablasının katiliyle ya da katil zanlısıyla ya da parmağı olan kişiyle tabii ki bilmeden, tabii ki ablasının yaşadığı, güvendiği bir iki çocuğunun da olduğu evde zaman zaman kalıyordu. Bu Savaş'ı zaten gözünüz tutmuyordu. Bu Savaş berbat bir insandı diye sen anlattın. Evet Serap Hanım, anlattım ben. Söyle Kübra. Serap Hanım, bu zaten haysiyetsiz bir insan ki benim ablamı öldürdü yani. Biz mecbur kaldığımız için... Bu arada onun öldürdüğünü bilmiyoruz. Onun yardım ettiğini biliyoruz. Cinayeti örtbas etmek, cesedi taşımak... Ceza aynı ama. Ceza aynı. Yardım etme fiilinde katil, ceza aynı. Katil zanlısı olarak tabii ki içerdiler ama aynı cezayı alacaklar ama Ersin Y şu an için namuslu bildiğimiz... Zaten hani ablam onunla olduğu için mecburen görüşüyorduk. Tabii. Kız gelmiyor, gel diyoruz. Bizim bu adamı gözümüz tutmadı diyoruz. Gelmiyor. Ne sebeple gelmediğini bilmiyoruz. Çok çabaladık getirmek için. Ne yapalım? Tamamen Savaş'ın eline mi bıraksaydık? Bırakmadık. Mecbur birimiz onlarla bağlantı kurmak zorundaydık. Şeyi söylüyordun ama rahmetli ablam Savaş göre göre akşam süsleniyordu, püsleniyordu, çıkıyordu. Bu onu yani... ben bir kez gördüm zaten. Hani onda da biz yemeğe gideceğiz dedi. Ben bu kesinlikle berbat adam, onu anlamadım. Adam kılığındaki adam, yani adam diyorum ama yanlış oluyor. Adam kılığına yaratık. Bürünmüş canavarlar. Bu bir de üstelik ona güvenmiş, ona kendini, namusunu, canını, malını teslim etmiş kadınla ilgili o dönemde olmadık şeyler yaptırmaya çalıştığını da biliyoruz. Bu Nazlı'yı da o yönde kullanıyorlardı. Nazlı da Savaş'ın akrabası oluyormuş. Bir de ben Kübra Hanım'ın şöyle bir şey dediğini hatırlıyorum. Savaş sizi de bir takım yollara sokmaya çalışmıştı. Şöyle doğru o. Kurtulmuştunuz. Biz bununla hastaneye gidiyorduk. Ablam rahatsızlanmıştı, hastanedeydi. Evden ne aldıysak çok iyi hatırlıyorum o günü. Biz yürüyorduk. Bana kalkıp dedi ki Kübra, erkeklerden iyi para alırsın ha dedi. Ne demek istiyorsun dedim. Ben o zaman kaç yaşındaydım? 14 yaşlarında falan. Ondan sonra konuyu değiştirdi. Hadi hızlı gidelim dedi, ablana yetişelim dedi. Yani orada artık böyle benim tepkimi mi ölçtü, ne yaptı belli değil. Burada bir, mahluk yani. Mahluk. Burada bir ayrıntı vereceğiz. Hatta sizlerin de biraz gönlü rahatlasın, mutmain olsun diye. Polisin kendine ait bir çalışma metodisi vardır. Hatta bilir yani onu ama serbest bırakır. Bir şeyden dolayı daha farklı insanlara ulaşmak için. Velev ki bu üçü de her şeyi itiraf etse bile polis yine bununla yetinmez. Devam eder. Çapraz sorguyu alır. O sorguda çıkacak olanların hepsini varsa eğer bağlantıları müteselsiz sorumlu yapar. Hepsi o işin içerisine girer. Yani velev ki birisi dese ki ben bunu tek başıma yaptım dese, hani diğerleri zarar görmesin diye korumacı bir hareket tarzıyla yapsa bile polis bunu çok affedersiniz yemez. Ve ne yapar? Derinlemesine girer. Topluma mal olmuş bu ve benzeri konularda bu işin kıyısından köşesinden kim yardım etmiş ise onlara ulaşmışsa. Sorguda hepsi çıkar. Tek tek zaten şimdi o ayrıntıyı söylemek istemiyorum. Polisin çalışma metodisi vardır bu konuda. Söylersem işin rengi değişir. Söylemek istemiyorum. Şimdi işlerin rengi değişecek. Su bulanmaya başlayacak tabiri caizse. Ve bu işin içerisinde kim varsa inanın kısa bir zamanda ki asayiş polisi ve geçen söylemiştim. Cinayet büro dedektifleri, organizenin dedektifleri çok farklı arkadaşlarımızdır. Çok daha farklı metotlarla çalışırlar. Her türlü kanalı alırlar. Savcı Bey'le birebir çalışıp bunun sonunu bırakmayacaklar. Türk polisinin diğer polislerden farkı vardır. Bu olayı kendi olayı gibi görür. Bu kız kendi kızıdır. Anne onun annesidir. Çocuk onun çocuğudur. Bizim Türk polisinin
bazı tarafları vardır, farklıdır. Onu da buradan arz etmek istiyorum. Merhameti çok farklıdır. Yatamaz. Yani o olayı çözene kadar yatmaz. Kendi eşini, çocuğunu bir tarafa bırakır. Ki bu onun örneklerinde siz görmüşsünüzdür. Bize bunu anlattı. Onlar bir de bunu yaparken de gözyaşlarıyla ağlarlar yani. Dersiniz ki Allah Allah, bunun çocuğu mu dersiniz? Çünkü bizim Türk polisi farklıdır yani. Allah yoklukları göstermesin. Aynen bu şekilde çalışacağını da unutmayın. Bunu bırakmazlar bunları kimsenin peşinde. Bu arada ben hem sizlere hem seyircilerimize bu katil zanlılarından Ersin Y. ki bildiğimiz kadarıyla elimize ulaşan bilgiye göre Ersin Y. yastıkla boğarak evde Savaş yokken Savaş'ın evinde Zeynep'i öldürdüğünü itiraf ettiği şeklinde bilgi geldi bize. Bu Ersin Y. kim diyecek olursanız gasp ve yağma suçundan cezaevindeymiş. Evet. Zannediyorum oradan yırtmak için, yani cezaevinden kaçış yollarına başvurmak için şu anda söyleyemeyeceğim bir maddeyi içmiş cezaevinde. Ve cezaevinden apar topar hastaneye götürülüyor. Orada midesinin işte üçte biri mi üçte ikisi mi neyse alınıyor ve şartlı tahliyeyle salıveriliyor. Dolayısıyla zaten suç dosyası kabarık birisi. Cezaevinden sırf sağlık sebepleriyle belki önce kaçmayı planladı. Sonra tabii ki buna el vermedi içtiği madde sebebiyle. Dolayısıyla böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu adam geliyor bu Savaş S'nin evine. Nasıl bir arkadaşı varsa Savaş S'nin. Bir gün sonra Savaş S evden... Akrabası. Akrabası mı? Aile boyu böyleler yani, bu Ersin, belli olan bir şey. Savaş ve Nazlı akrabalar. Üçü de akraba. Üçü de akraba. Bu akraba şartlı salıverildi ya. Ya bir gün, yalan olmasın, ya iki gün sonra bu cinayeti işliyor efendim. Geliyor Savaş'ın evinde kalıyor. Savaş evden gittikten sonra onun ifadesine göre, o tam olarak işte yok eski karımla ilgili bir şey dedi. Başka iddialar var, onları netleştirmeden girmek istemiyorum. Ama Savaş akşam eve geldiğinde çok fena bir manzarayla karşılaşıyor. Çünkü Ersin Y. de bu cinayeti gerçekleştirirken bayağı bir hasar görüyor. Çünkü Zeynep, rahmetli Zeynep Söğüt çok fazla direnç gösteriyor. Şimdi bu cinayetin ayrıntılarına geçmeden önce bir veterimiz daha var. Şimdi onu bir izleyelim efendim. Sonra bütün detaylarıyla Zeynep Söğüt'ün hayatı ve cinayetle son bulan hayatına devam edeceğiz. Zeynep Söğüt'ün ailesi kızlarının yanında kaybolduğu Savaş'ın başına bir şey getirdiğini düşünürken Savaş canlı yayına katılarak hakkındaki iddiaları reddetti. Bir de Savaş Bey bir ortamda Zeynep'i kimse bulamaz demiş. Nasıl böyle bir kelime kullanıyor? Abi bugün gelir ama baktım geleceği yok. Kocası tehdit ediyor. Babalar zaten, babalar arası limoni. Yarın bir şey olursa aklıma kaka mı? Ben de ne yaptım? Tuttum polislere gittim. Savcılığa gittim Allah'a şükür. Gittim, dilekçemi verdim. Yayınlarımızda şüpheler Savaş üzerinde yoğunlaşırken Zeynep'in izine rastlanamadı. Dosya cinayet masasına geçti ama ailesi hep kızlarından gelecek iyi bir haberi bekledi. Turan Serap Hanım, zaten kayıp şube cinayete sevk etti olayı. Kayıp şube cinayete verdi. İkisi beraber. Eyvah eyvah. Şimdi merak konusu olan şu, Zeynep'in hikayesi nerede bitecek? Aile mutlu sona mı ulaşacak kızlarını bulup, yoksa cinayet büroda başka bir yere mi evrilecek hikaye ve altından başka bir şey mi çıkacak? Kızım neredeysen gel, bir telefon aç, biz seni bekliyoruz yavrum, biz 5 yıldır seni bekliyoruz kızım. Gel, çocukların da seni bekliyor annem, gel. Kapımız her zaman açık sana, bir telefon aç yavrum, biz sesini duyar. Gerçeğin peşinde. Ne yazık ki annenin beklediği, kardeşin, teyzenin beklediği, babanın beklediği o telefon hiçbir zaman gelmedi. Annenin beklediği, bir gün kapımı çalacak diye bekliyorum. Hiçbir şekilde o kapı bir daha Zeynep tarafından çalınmadı. Çünkü bizim onu aradığımız dönemde zaten kurda kuşa yem edilmek üzere bir valize konmuş. Güvendiği, sevdiği adam, onun akrabası ve yine akraba olan bir kadınla birlikte, bir kadın cinayetine ortak olan bir kadınla birlikte
araba ceset bir cenaze bir valize konmuş ve ormanlık bir alana götürülüp atılmış. Orada 5 yıldır soğukta, sıcakta, karda, yağmurda ve rüzgarda iki çocuk annesi Zeynep karnında 3 aylık bebeğiyle yatmaktaydı. Sonunda gerçek ortaya çıktı ve katil zanlıları yakalandı. Kayıp olan iki çocuk annesi Zeynep Söğüt'ün dosyası yayınlarımızın ardından cinayet masasına geçtikten sonra Adana Emniyet Güçleri dosyayı baştan incelemeye başladı. Kayıp ihbarından iki gün önce otobana girmiş. Yapılan teknik takip ve araştırmalar sonrası taksici Savaş'ın Zeynep için kayıp başvurusu yapmadan iki gün önce aracıyla otobana girdiği ve tekir gişesinden çıkış yaparak Pozantı'da bir süre durduğunu tespit etti. Daha önce çelişkili ifadeler veren Savaş tekrar gözaltına alındı. Zeynep'e kaybolmadan önce Pozantı'da ne yaptığı soruldu. 7 yıl sonra itiraf etti. Taksici Savaş, 7 yıl sonra Zeynep Söğüt'e ne olduğunu polise itiraf etti. Savaş ifadesinde yağma ve gasp suçlarından o dönemde şartlı tahliye olan akrabası Ersin'in misafirliğe geldiğini ve kendisinin evde olmadığı bir gün Zeynep'i öldürdüğünü söyledi. Cinayetin ardından kendisini ve ortak akrabaları Nazlı'yı aracını kullanmak için Ersin'in tehdit ettiğini ve Zeynep'in cenazesini bir valize koyarak taksiyle Pozantı ilçesi Bürücek mahallesine götürüp dereye attıklarını itiraf etti. Olaydan iki gün sonra ise Ersin'in tehdidiyle savcılığa giderek Zeynep için kayıp başvurusu yaptığını belirtti. Ersin'in ölüm tehditleri yüzünden susmuş. Polis tarafından gözaltına alınan Nazlı, Ersin'in kendi aracını çevirmeye yakalanmamak için, gözcü olarak kullanmak için kendisini suça ortak ettiğini, 7 yıldır vicdan azabı çektiğini ama yıllardır ölümle tehdit edildiği için 3 şehir değiştirdiğini ve cinayeti itiraf edemediğini söyledi. Zeynep'i dedikodu yüzünden öldürmüş. Savaş'ın itirafının ardından Ersin ve Nazlı polis tarafından gözaltına alındı. Zeynep'i boşandığı eşi hakkında dedikodu yaptığı için boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ersin, Savaş ve Nazlı ile valizi attıkları yere daha sonra tek başına giderek valizin yerini değiştirdiğini söyledi. Ersin'in gösterdiği yerde arama yapan cinayet masası ekipleri içinde genç kadının kemiklerinin olduğu valizi buldu. Tutuklandılar. Sorguları tamamlanan Savaş, Ersin ve Nazlı Zeynep Söğüt cinayetiyle ilgili olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gerçeğin peşinde. Siz kadın cinayeti işleyen erkekler, hepiniz yetersiz ve korkaksınız. Hepiniz korkaksınız. Aslında şu kadar cesaretiniz yok. Sadece gücünüz kadınlara yetiyor. Bir 22 lokma yaşında ya. Bir lokmacık. Bir lokma. Gerçekten bundan canlı daha yoktu kısaydı. Canlı yok ya, canlı yoktu. Hani tutsam şöyle bir eline kaldırıp indirecek. İstemiyorum ama şunun canı ne ya? Yastıkla boğdum, bilmem ne yaptım. Hayır, şimdi nasıl hafif kurtulsak derdi ve sonra demiş ki ben bunu baskı altında verdim, ben bu ifadeyi kabul etmiyorum. Öyle bir dünya yok. Ben inanıyorum ki Adana ve Adanalılar, yani bütün Türkiye genelinde söylüyorum lütfen. Ben cezaevinde yatan çok dürüst insanların olduğunu da biliyorum. Hani belki farklı farklı suçlardan yatıyorlar, ben hiçbir şey demiyorum. Bir namus cinayeti değil vesaire dedi. Öyle bir mesaj gönderme olmaz cezaevine bence. Biraz önce ne dedik? Yaşasınlar. Hani namusu gibi konuşmasınlar. Şey onların kadın tüccar olduğunu herkes biliyor. Koruması altında. Oraya giren cani bile olsa, 4 tane suç bile, cinayet bile işlemiş olsa, oradaki herkesin can güvenliğinden devlet sorumludur ve
onun sorumluluğu güvencesi altındadır. Dolayısıyla oradaki suç makinelerinin yeni bir suç işlemesini asla arzu etmeyiz. Tam tersi, suç işleyip girmiş kader mahkumlarının oradan tam tersi eğitilmiş olarak, pişman olarak, yattıkları suçun ne kadar büyük zararlar verdiğini öğrenmiş olarak çıkmalarını isteriz. Terap Hanım, bunlar cezalarını alacaklar, hiç merak etmeyin. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama biz şiddete şiddetle karşılık istemeyelim. Biz onlar gibi olmayalım. Biz onlar gibi düşünmeyelim. Buradan ne diyoruz? Siz canilsiniz. Siz yetersizsiniz. Sizin gücünüz ancak kadınlara yetiyor. Siz bir de bu cinayetleri işleyip fare gibi köşe bucak kaçıyorsunuz. Siz ancak dediğim gibi gücünüz kadınlara yetiyor. Siz bizim peşimizi bırakmadığınız sürece biz de sizin peşinizdeyiz. Siz bizim yakamızdan düşmediğiniz sürece biz sizin yakanıza yapıştık. Sizi bulacağız. Her kimseniz. Türkiye'nin neresindeyseniz. Ama ben bulacağım. Ama öbür program bulacak. Ama beşinci program olacak. Benim derdim 3 program, 5 program değil. Sizin yakanıza düşecek tüm programcılar bu işin peşini bırakmasın. Bu caniler yakalansın. Derdimiz bizim onunla bununla rekabet değil. Artık bu kadın cinayetleri son bulsun. Evet, birlik olalım. Ve bunların birlik olalım. Medya olarak da, programcılar olarak da, yapımcılar olarak da, sivil toplum kuruluşları olarak da bu canileri yakalayalım. Bu caniler cezalarını çeksinler. Allah sizin cezanızı versin. Hem hukuk verecek ama bu dünyada da öbür dünyada da iki elimiz yakanızda. Bu dünyada alacağınız ceza yetmez size. Öteki dünyada da alacaksınız siz daha cezanızı. Efendim evet, bugün acıyla sevinci bir arada yaşadık. Bir kızımız ailesine kavuştu ama 7 yıldır kayıp olan Zeynep'in cansız bedenine ulaşıldı. 22 yaşındaki Zeynep'in ölümüyle alakalı 3 kişi şu anda tutuklu, katil zanlıları. Ama bu iş burada bitti mi? Aileye göre hayır, bitmedi. Daha bu işin uzantıları var. Hatta cinayetle ilgili detayları da yarın ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Rahmetli Zeynep'in babası yarın canlı yayında olacak. Ben Zeynep'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah o çektiği 7 yıllık eziyet son bulur. Kara toprağa kavuştuğunda diyeceğim. Çocuklarına annesiz, babasız bir hayat ama sevdikleriyle, akrabalarıyla birlikte bir hayat diliyorum. Aileye büyük başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Çünkü dediğim gibi Zeynep'in cenazesi hepimizin evinden çıktı. Efendim yarın 13.15'te yine Zeynep'in hikayesiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Allah'a ısmarladık.